Çok saygıdeğer hocalarımız ve kıymetli misafirlerimiz. Öncelikle bir yazı medeniyeti olarak tanımlanabilecek İslam medeniyetinin Osmanlı özelinde kitapla kurduğu ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla gerçekleştiren Osmanlı Kitap Kültür Panelimize hepiniz hoş geldiniz. İlmi Etütler Derneği akademik dünyamızda daha önce üzerinde çok fazla durulmamış ve büyük bir eksikliğini hissettiğimiz kitap kültürü çalışmaları konusunda öncü bir rol üstlenerek kendi bünyesinde verilen dersler ve oluşturulan okuma halkalarıyla bu alanda ilgi uyandırmaya çalışmıştır. 2012 yılında İlmi Etütler Derneği bünyesine ders olarak başlayan lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencinin istikrarlı katılımıyla atölye haline alan kitap kültürü çalışmalarında Berat Açıl'ın yönetiminde İslam medeniyetinde yazının somut kültürü, hamilik kurumu, meclisler, takdimler, okuma biçimleri, değişen kitap algısı ve bu algı çerçevesinde değişen okur tipleri üzerine okumalar ve tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu atölye çalışmasının devamı telinde ise yine İLEM'in bünyesinde 2013 yılı itibariyle Osmanlı Kitap Kültürü Projesi başlatılmış olup bu projeyle Osmanlıların kitapla kurdukları ilişki bir Osmanlı alimi olarak olan Cavrula Efendi özelinde ilk kez akademik tartışmaya açılmıştır. Bu doğrultuda Süleymaniye Kütüphanesi Cavrula Efendi koleksiyonunda yer alan 2000'den fazla yazma eser taranmış. Bu eserler içerisinde Cavrula Efendi'nin kendi el yazısıyla tutmuş olduğu Arapça notlar derlenerek koleksiyonunda yer alan 10.000'in üzerinde not tespit ve tasdik edilmiştir. Devam etmekte olan kitap projesi kapsamında Cavrula Efendi koleksiyonundaki farklı ilim dallarına ait notlar konunun uzmanı akademisyenler tarafından incelenecek olup makaleler bir kitapla toplanarak ilim dünyasının istifadesine sunulacaktır. Bu anlamda kitap kavramının maddi kaynaklarından başlayarak siyasi, dini, iktisadi ve zihni boyutta geniş bir çerçevede değerlendirileceği panelimizin içeriğinden ve ele alınacak konu başlıklarından bahsedecek olursak, İLEM bünyesinde Osmanlı Kitap Kültürü Projesi'ni yürüten ve aynı zamanda bugün panelimizin moderatörlüğünü gerçekleştirecek olan yardımcı doçent doktor Berat Açıl, Cavrula Efendi Kütüphanesi nasıl oluştu? Medrese kütüphanelerinin teşekkürü başlıklı konuşmalarıyla koleksiyonuna bugün Süleymaniye Kütüphanesi'nden ulaşabildiğimiz bir Osmanlı alimi olan Cavrula Efendi'nin kütüphanesinin oluşumunu ve medrese kütüphanelerini nasıl teşekkür ettiğini inceleyecek. Kütüphanelerin oluşumu, yazının kullanımları ve matbaanın bu coğrafyada yaygınlaşmasının temelinde yer alan kağıt, kalem, mürekkep gibi yazının somut kültür malzemeleri ise sahanın duayeni Sayın Profesör Doktor Uğur Derman hocamız tarafından Hüsnü Hattın alet ve malzemesine dair başlık konuşması değerlendirilecektir. Son dönem Osmanlısında Sufi kitap ilişkisi Operatör Türk Dervişleri başlıklı konuşması yardımcı doçent doktor Muharrem Varol tarafından Osmanlı coğrafyasında tasavvuf ehlinin matbaa öncesi ve sonrası kitapla kurduğu ilişkilerin ele alınacağı panelimizde son olarak kitabetin bin bir türlüsü bedeni, toplumu, kainatı yazmak başlıklı konuşmasıyla Doktor İrvin Cemilşik tarafından İslam medeniyetinin yazının kağıt ve kağıda aşan kullanımlarının üzerinde durulacaktır. Son olarak da kısaca konuşmacı hocalarımızın özgeçmişlerinden bahsederek sözü Berat hocama ve diğer hocalara bırakmış olacağım. Yardımcı doçent Doktor Berat Açıl, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlayan Berat Açıl, 2009'dan bu yana kuruluşuna da katkıda bulunan İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Mesnevi, alegori, anlatı bilim, Osmanlı okuma ve yazma kültürü gibi alanlara ilgi duymakta olan Berat Açıl bu konularda araştırmalar yapmaktadır. Profesör Doktor Uğur Derman 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Bölümünü bitirdi. 1981'den bu yana İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırması Merkezi'nin sanat danışmanlığını yürütmekte olan Derman, 2010 yılında UNESCO tarafından kabul edilen ve ülkemizin de içinde yer aldığı kültürel mirasın korunması kapsamında kitap sanatları alanında Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülmüştür. 1961 yılından bu yana müstakil eser, tebliğ, ansiklopedi maddesi ve makaleleriyle Türk kitap sanatlarının öğretilmesi ve tanıtılması için çalışmakta olan Uğur Derman'ın 99 Musaf-ı Şerif, İslam Kültür Mirası'nda Hat Sanatı gibi 11 müstakil eser olmak üzere toplam 500'e yakın yayını bulunmaktadır. Yardımcı doçent doktor Muharrem Varol, lisans eğitimini Boğaziçi Sosyoloji bölümünde alan Muharrem Varol, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Marmara Üniversitesi Tarih bölümünde gerçekleştirmiştir. 2007-2012 yılları arasında TBMM Milli Saraylar Müzesi araştırmacısı olarak görev alan Varol,
hali hazırda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeliği görevine devam etmektedir. Muharrem Varol'un Osmanlı Devleti'nde tarikat politikalarını ele alan çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Doktor İlvin Cemil Şek, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ABD'deki MIT Üniversitesi'nde mühendislik ve uygulama matematik alanlarında tamamlayan İlvin Cemil Şek, Orta Doğu'nun toplumsal ve entelektüel tarihi, toplumsal cinsiyet ve İslam ve İslami kitap sanatları gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır. Hali hazırda İstanbul Şehir Üniversitesi'nde mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi matematik bölümünde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. Bu kısa tanıtımlardan sonra hocalarımızı ben sahneye davet edeceğim. Sonrasında Berat Hoca'nın moderatörlüğünde programımız başlamış olacak. Buyurun Berat Hocam, öncelikle sizin. Kadir Bey'e teşekkür ediyoruz bu takdim konuşması için. Osmanlı'da kitap kültürü ve genel olarak aslında kitap kültürü Türkiye'de çok akademik ilgiye mazhar olmuş bir alan değil maalesef. Kadir Bey'in takdim konuşmasında da belirttiği gibi genellikle biz yazı medeniyeti, kitap medeniyeti olarak tavsiye ederiz kendimizi, tavsiye etmeyi severiz kendimizi. Fakat ne yazık ki bu konu hakkında çok fazla çalışma yürüttüğümüzü söylemek güç. Bu bağlamda bu çalışma ve benzeri çalışmaların devam etmesini umuyoruz inşallah. Bundan önceki çalışmalar yapılmış, yapılmamış değil aslında ama o gözle bakılmamış, o gözle bakmanın gerekliliğini burada biraz göz önüne getirmek istiyoruz. Bunlardan en önemlisi 1967-69 yılları arasında çıkan İslam Düşüncesi Dergisi'nde Uğur Hocam'ın yazmış olduğu kaleme dair, mürekkebe dair, kağıda dair gibi öncü yazıları gündeme getirmek aslında. Hocam o minval üzere biraz bütün Osmanlı ve aslında İslam kitap kültürünün temeli diyebileceğimiz sahayı biraz bize tanıtmış olacak. O hocamın açmış olduğu yol üzerinde biraz yürümek istiyoruz biz de. Buyurun hocam. Osmanlı'ya meraklı, kitaba sevdalı olduğunu tahmin ettiğim topluluk, hoş geldiniz. Efendim, bu panelde bana ayrılan müddet içinde kitabın ortaya çıkışını sağlamak için kullanılan alet ve malzemeden bahsedeceğim. Daha doğrusu sonunda matbu kitaplarına bir yer ayırmak mecburiyetindeyim ama tabii Osmanlı devrinde yazma kitap esas olduğu için onların ortaya çıkışında neler kullanılırdı kısa kısa temas edeceğim. Bir kitabın ortaya çıkması için her şeyden evvel bir yazılacak yer lazım, yani kağıt. Osmanlı devrinde daha evvel bilhassa Arap aleminde kullanılan terbiye edilmiş deri, rak dediğimiz ceylan derisi Osmanlılar'da hiç yer almamıştır. Belki 3-5 numuneye rastlanabilir, o kadar. Kullanılan kağıttır. Kağıt çoklukla Orta Asya'dan gelen kağıtlardır. Ama
bilhassa İstanbul'un fethinden sonra Avrupa'dan gelen kağıtlar da kullanılmaya başlanmıştır. Hatta bunların içinde A Licorna su damgası olduğu için bu bizde Alicorna kağıdı adı ile adeta Türkçeleştirilmiş bir isim kazanmıştır. Kağıdın o haliyle kullanılması adet olmamıştır. Çünkü beyaz kağıt gözü yoran, bu sebeple renginin biraz kreme çalması, nohudiye çalması, daha koyusu da olabilir. Efendim, buna dikkat edilmiştir ve kağıt önceden bir tekne içinde banyodan geçirilerek, bunun içinde kaynatıldığı vakit suya rengini veren maddeler, mesela taze cevizin üstündeki yeşil kabuğu, hepinizin çok iyi bildiği çay gibi malzemeler kaynatıldıktan sonra çıkan suyu soğutulup kağıt içinden geçirilirse o rengi kazanmış olur. Yani çiğ beyaz hiçbir zaman doğrudan doğruya kitap yazımında kullanılmamıştır. Tabii arada tek tük çıkabilir, ona diyeceğim yok. İş bununla da bitmez. Kağıdın üzerine bir cila tabakası gelmesi lazımdır ki biz buna aher deriz. Araplarda da cycle derler. Efendim bunun içinde nişasta veya unu pişirilmesi sulu olarak. Efendim bu soğuduktan sonra kağıdın üzerine sünger yardımıyla yahut bir gaz bezine sarılmış pamuk yardımıyla alınıp bulunduğu yerden kağıdın üzerine sırayla sürülür. Sonra yukarıdan aşağı sürülür. Kuruması beklenir. Efendim bir başka yol, zaten daha çok tercih edilen yol, daha makbul olan yol, yumurtanın sarısıyla akının ayrıldıktan sonra, tabii çok miktarda yumurta akı fazla kullanılacağı için, bilhassa kağıtçılar çarşısında filan herhalde 50 tane, 20, 30 tane, 100 tane yumurta kırılıp toplanıyor. Bu blok halindeki şapla kestirildikten ve o yumurta akında mevcut lüzucetin giderilmesinden sonra o su haliyle kağıdın üzerine yine dediğim tarz sürülüyor. Önce un veyahut nişasta tabakası kuruduktan sonra onun üstüne yumurta akıyla yapılan aher sürülebildiği gibi doğrudan doğruya kitap yazmak için kullanılacak. Mesela en çok yazılan mushaflar için. Onun üzerine tek tabaka yumurta akı aheri çekmek müreccah. Efendim çünkü öbürlerinin kabalığı var. Daha ziyade levha için vesaire için kullanılacak kağıtlarda kullanılıyor. İş bununla da bitmiyor. Üzerine sürülen bu aher tabakası o haliyle bırakılırsa bir hafta sonra çatlamaya başlar ve yazı yazmaya kalktınız mı mürekkep o çatlakların arasına girerek sizin işinizi mahveder. O sebeple o kağıdın üzerindeki aher tabakasının yerine yerleştirilmesi için mühre denilen bir alet kullanılır. İki kolu olan, altında da çakmak taşı dediğimiz parlak bir taş olan, hafif sabunlandıktan sonra kağıdın bezin üstü, bir bezin üstü şöyle kağıda temas ettirilir. Ondan sonra ileriye geriye hareketlerle o aher tabakası kağıdın üzerine sıkıca tespit edilmiş olur. Kağıt en az 6 ay beklemelidir aher tabakasının yerli yerine oturması için. Aradan 100 yıl geçmiş aherlenmiş kağıtlar var. Belki daha fazla elimizde. En makbul, yani eskidikçe makbul olan bir
cilaldir ahel tabakası. Yani ahel ve mühre işi bittikten sonra kağıt kullanılacak hale gelmiştir. Şimdi bir kitap yazımında kağıdın kullanılması için şimdi adına forma dediğimiz, eskidense cüz dediğimiz bir kağıt topluluğunun kullanılması lazım. Ben mushaflara göre ölçüyü verirsem 20 sayfa yani 10 yaprak, tabi yaprağın 5'i bu tarafta, 5'i bu tarafta olmak üzere sırttan birbirine bağlı kağıtlar. Eğer tek kağıt kullanmaya kalkarsanız onu ciltleyemezsiniz sonra. O sebeple ortasından kıvrılmış, bükülmüş kağıt o size kitabın esas ölçüsünü verecektir. Ne kadar olduğunu gösterecektir. Bunlar için eskiden ben yine en çok yazılan mushaf olduğu için onu ölçü alıyorum. Bilhassa herkesin gidip okuyabildiği yer olarak camilerde büyük boy mushaflar, hiç değilse şöyle şu boy mushaflar yazılmıştır ve oraya bir hayırsever tarafından vakfedilmiştir. Camilerde böyle büyük boyun tercih sebebi de bir kötü niyetli kişinin küçük olsa cebine yahut koltuğun altına kıstırıp götürme ihtimaline karşı büyüğü götürememe ihtimalidir. İhtimal değil, katidir. Götürememesi. Efendim, bu boy mushaflara cami mushafı denir. Bir de o devirde mevcut kağıtların en büyüğü aşağı yukarı şu kadar yüksekliği olmak üzere buna da kebiri boy denir. Kebiri boyun yarısı eğer tercih edilirse veziri boy denir. Onun yarısı olursa en büyüğüne kıyasen rubu kıta denir. Yani dörtte bir. Onun da bir kat küçüğü düşürülürse sübün kıta, sekizde bir denir. Buna göre bir kitabın yazılması için kağıt önceden hazırlanır. Böyle eskimiş ahelliyse hele daha makbuldür tabii. Zaten kağıtçılar çarşısında eskiden hattat kendisi ahellemekle uğraşmıyorsa kağıtçılar çarşısına gider veznicilerdeki bana bir mushaflık kağıt ver der. O hazırlanmış 20 cüze ayrılmış kağıdı kendisine bedeli mukabilinde verir. Ondan sonra hattat yazısını yazmaya başlar. Ben onun yazmaya başlamasını anlatmadan önce neyle yazılır onu göstermeliyim. Hepsi için resimlerim var ama toptan mı göstersem acaba bu böyle? Böyle akıyor gitsin şimdi. Zaten çoğu bulunanlar da bu konulara yabancı değiller. Sonra da öğrenebilirler resimlerde. Eski devirde yazı için kullanılan mürekkep bezir yağı, balmumu, efendim son devirde gaz yağı gibi yakıldığında is veren maddelerin islerinin Arap zamkı denilen bir akasya ağacının kabukları üzerinde teşekkür eden sakız gibi maddedir. Buna gummi arabikum yani Arap zamkı denir. Arap zamkının suda eritilmesi ve onun isp ile karıştırıldıktan sonra taş havanlarda uzun müddet dövülmesi gerekir. Bu şekilde isp suda hiçbir surette erimez ve zamanla dibine çöker. Onun için hokkaya konduğu vakit hokkanın içine mürekkep boca edilir. Fakat o da ters gelirse dökülüceği için önceden hokkanın içine lika dediğimiz ham ipek konur. Ham ipek mürekkebi kendine çeker. Ondan sonra kalem içine batırıldığı vakit hokkanın kafi miktarda mürekkebi kalemin ağzına bulaştırır. Yani mürekkebin pek çok usulleri var. Formül değişiklikleri var. Bunlar 500-600 yılda teşekkür etmiş ama son devirde mürekkep için en uygun tertibin is ve Arap zamkı mahlulu
ile uzun müddet dövülmek olduğu anlaşılmıştı. Geldik kaleme. Kalem bugün kullanılan kalemle hiçbir münasebeti yok. Efendim, sıcak ülkelerin göl, ırmak kenarlarında yetişen sazların kurutulması neticesinde kamış kalem ortaya çıkar. Kamış kalemin ağzı da resimde daha sonra göstereceğim. Kalem tıraş denilen bir aletle yontularak ağzı meydana çıkartılır. Ondan sonra da makta denilen bir aletin üstünde kalem tıraş bastırılarak ağzı eğri olarak kesilir. Ve bu şekilde mürekkebe bastırarak hattat yazısını yazmaya başlar. Bir de kitap bilhassa yazımında mecburi olan bir aletimiz daha var. Şimdi siz yazma kitaplarda gayet muntazam satırlarla yazılmış görüyorsunuz eserleri. İyi ama o hale nasıl geliyor? Efendim yazmazdan evvel ahenk kağıdın altına bir mukavva konur. Ama o mukavvanın üzerinde evvelden hesap edilmiş satır çizgileri bir ibrişimle tutturulmuştur. Yani ibrişim küçücük bir kabartı yapmıştır orada çizgi halinde. Kağıdı bu aletin üstüne ki satırlık manasına mıster denir bu aletin adına. Kağıdı bastırıp da yağsız temiz eli şöyle üstünden geçirdiniz mi o ibrişimin kabartıları kağıdın üzerinde iz bırakır. Hatta o izi takip ederek yazısını yazar. Yani ya bir de şu var, yazmak için böyle şimdi bulduğunuz masalar o devirde yok. Zaten olsa da yazılmaz. Çünkü hattatın yazacağı sahayı 90 derece dik açıyla görmesi icat eder. Hani mühendis masalarını bilirsiniz. Mühendisler hiçbir zaman böyle masa üstünde çalışmaz. İlla ki kalkıp tam 90 derece bakabildikleri masalarda çalışırlar. Hattat bunu portatif olarak dizinde sağlamıştır. Sağ eliyle yazıyorsa sağ dizi, solaksa sol dizini dikerek yazı altlığı denilen sertçe bir mukavvanın üstüne kağıdını koyar, dizini dikerek yazıyı tıkır tıkır yazar. Yani bu kadar kolay. Tabii yetişmiş insan için. Ondan sonra şimdi 20 sayfa yahut da 10 yaprak iç içe geldiğine göre dıştan başladı yazmaya. Bir dışı, iki içi. Üçüncü için diğer kağıda geçmesi lazım. O kağıdın devamı çünkü 19 ve 20. sayfalar edecek. Bilmem anlatabildim mi? Buna göre yazısını bitirir. Yani bir cüzü tamamladıktan sonra ikinci cüze geçer. O biter, üçüncü cüze geçer. Osmanlı hattatları içinde Kur'an-ı Kerim yazmayı meslek edinmiş, başka türlü yazıyla uğraşmayan hattatlar vardır. Mesela bunların içinde bir Ramazan Efendi var. 17. asırda yaşamış. Bu Ramazan Efendi sabah namazını kılıyor. Ondan sonra dizini dikiyor. Kalemini, kağıdını alıyor. Yarım cüz yazana kadar hiç kimseyi kabul etmiyor. İsterse sadrazam gelsin. İşi bitti mi herkesle konuşmaya başlıyor. Bu ne demektir? 2 ayda bir musaf çıkartıyor. 400 musaf yazmış hayatı boyunca. Bunun gibi daha çok örnekleri vardır fakat zaman darlığından bir şey söylemiyorum. Bir de böyle çok sık musaf yazanlar için hiç mesele değil. Hani devamlı formdadır onlar. Yazmaya hazır vaziyettedir. Öyle olmayanlar da daha düşük seviyedeki yazıların hemen gözü çarpmasın diye malum Kur'an-ı Kerim 30 cüzden mürekkep 10. cüzden itibaren yazmaya başlarlar.
yazdıkça eli açılır, yazdıkça eli açılır, sona gelir, ondan sonra başa alıp birden ona kadar yazarsa o daha kıvamına gelmemiş olan kısımlar arada kaynamış gitmiş olur bir şekilde. Bu da hattatların masumane bir hilesi. Efendim, şey bu şekilde bittikten sonra yazı yazılması, diyelim ki yine musaflar için konuşuyoruz ama diğer kitaplarda da aynı şey değişmez. Müzehhibe gider, o da tesibini yapar. Efendim, sonra mücellide gider, kitap bu şekilde ortaya çıkmış olur. Bu 18. asrın sonlarına kadar yazma kitapların yazılış macerası. Ama müteferrikadan sonra basma başladıktan sonra, ama o devirde de Kur'an-ı Kerim gibi eserler basılmıyor. İşte lügat basılıyor. Efendim bir ilmi kitap basılıyor vesaire. Zaten az basılmıştır. Sonra açılmıştır. Efendim, bunun içinde Arap asıllı harflerin kalıplarının hazırlanması gerekmiş baskı yapmak için. Bu maksatla önceleri bildiğimiz kadarıyla bir Osman Efendi vardır, Deli Osman diye anılan, ona yazdırtılmış, ondan sonra hak yolunmuş, ondan sonra dökümü yapılmış harflerin ve daima şimdilerde gayet kolay işler, o cımbızla tutup harfleri yan yana getirerek, ki hele Arap asıllı harflerin bilirsiniz, kelimenin başında, ortasında, sondaki şekilleri birbirinden farklıdır. Ona göre o aradaki kısımları da oturtarak dizgisini yapmak, ki eskiden mürettip denirdi bu işi yapanlara, ömür törpüsü iş. Sonradan bunun döküm halinde olanları çıkmıştı. Entertip mi öyle bir şey denirdi adına da. İş daha kolaylaşmıştı. Neticede bizde basma Kur'an, yazma eserlerinde yalnız Kur'an-ı Kerim için değil, şeyi, usulü, harflerin iyi olması. Bunun için de 19. asrın ikinci yarısında devrin büyük hattatı ve musiki şinası Kadı Asker Mustafa İzzet Efendi'ye harfler yazdırtılmış. Ondan sonra Osmanlı'nın sadık Ermenilerinden Ohannes Mühendisyan Efendi bunları çok güzel hak etmiş. Hiç yazıya halel vermeden ondan sonra o kalıpların içine maden dökülüp harfler çıkmaya başlamış ve onlar bir araya getiriyor. Yani 1866'dır hatırladığım kadarıyla tarihi. O tarihten itibaren Osmanlı baskı kitaplarının yazıları, ki nesil hattı tercih edilmiştir bu maksatla, fevkalade güzel olmuştur. Aşağı yukarı harf inkılabına kadar da o harflerden vazgeçilmemiştir. Bunun dışında aynı devirde Kadı Asker'in de hocası olan Yesarizade Mustafa İzzet Efendi talik hattını böyle gayet incecik, burada talik dediğimiz, yazmış. Yine Ohannes Mühendisyan onun da kalıplarını hazırlamış. Sade bu işte bitmiyor. Malum şeylerin, harflerin punto ölçüsü vardır. Ohannes bunu birkaç puntoya göre hazırlıyor. Yani Osmanlı matbaacılığında onun çok mühim yeri vardır. Hakkı teslim etmeliyiz. Benim umumi olarak söyleyeceklerim bundan ibaret. Şimdi resimlere dayanarak bazı şeyler de aklıma gelebilir. Zaten müddeti de doldurduk. Efendim, işte burada bir besmele görüyorsunuz. Yazma kitap için değil, levhalık bir besmele. Son devrin büyük ismi Halim Özyazıcı'nın yazısı.
alakası. Ama ben burada size isim mürekkebinin ne kadar halis olduğunu, simsiyah, efendim, kağıdın da boyanmış bir kağıdın, şöyle nohudiye kaçar, onu göstermek için bu resmi getirdim. Altta gördüğünüz, demin bahsettiğim çakmak mühresi. İki kolu tutuyorsunuz, hafif sabunlanmış bezi kağıdın üstüne sürdükten sonra ileriye geriye hareketlerle o ahel tabakasının yerine oturmasını sağlıyorsunuz. Yukarıdaki de öyle tek tük uzun müteaddit kağıt mührelenmeyecekse tek 2-3 iş için yumurta akı, aman yumurta biçiminde cam mühre bu da. Hemen mühreyi alıp üstünde dolaştırıp işinizi hallediyorsunuz. Eğer mührelenmemiş bir kağıdınız varsa değiştirelim. Bakın burada çeşit çeşit ağzı açılmış, demin dediğim gibi eğri olarak açılmış kalemler görüyorsunuz. Kalemlerin sağ taraftan başlarsak büyük celi yazılar için kullanılan kalemler, ama sola doğru gittikçe ağzı incelen açılmış kalemleri görüyorsunuz. Bu kalemler işte bilhassa ince yazıları, nesih hattıyla isterse burada tarihte yazmak için kullanılan kalemlerdir. Bu arada şunu söylemek isterim. Kalemi açtıktan sonra hatta onu diyelim ki 10 sayfa yazar, ağzı yıpranmaya başlar kalemin. Bir daha ağzını düzeltir, makta üzerinde yazar. Ama ilk açtığı kalem ağzını hüvesi hüvesine tutturmasına imkan yoktur. Onun için eski yazmalarda bir müddet sonra kalemin ağzının değiştiğini, harflerin biraz büyüdüğünü yahut kalınlaştığını görebilirsiniz. Çünkü kalem yeniden açılmıştır. Yani uzun metinleri yazmak hususunda çok sıkıntılar çekmişler eski hattatlar. Arada demir uçlu yazan, mesela ahenin kalem lakabı da demirle yazdığı için. Veya tavuk ladesini ucunu ile düzeltip onunla Kur'an-ı Kerim yazan hatta çıkmıştır. Çünkü onun da ağzı hiç bozulmuyor. Fakat 19. asırda İstanbul'dan Çömez Vasıf Efendi isimli bir hattat Hicaz'a, hacca gittiği vakit Endonezya'dan gelen hacı namzetlerinin elinde bir değişik kalem görmüş. Bakmış ki böyle abonoz gibi sert, incecik bir şey, bir tropik ağacın sarmallarından çıkan bir şey. Onu almış, İstanbul'a getirmiş ve artık Kur'an-ı Kerim gibi uzun metinleri yazarken bütün hattatlar onu kullanmaya başlamışlar. Yani bir açtı mı ağzını, bir kitabı çıkartıyor ağzı bozmadan. O kadar mühim. Buna cava kalemi veya cavi kalem adı verilir. Burada görülen soldaki birinci kalem, yanındaki ikinci kalem işte onlardır. Değiştirelim. Kalemin açılışı, kalem tıraşla. Ağzı açıldıktan sonra makta denilen aletin üzerinde kalem tıraşın, kalemin ağzı kat dolunuyor. Değiştirelim. Bu iş içinde kullanılan aletlerin adı maktadır. Doğrusu mukatta da makta olmuş Türkçe'de. Bu da çoklukla Mevlevi dervişleri tarafından bağ, fil dişi veya sedeften kesilip hazırlanır. Değiştirelim. Kalem tıraşlar görüyorsunuz. Kalem tıraşlar da İstanbul'da kalem tıraşçılığın ayrı bir meslek olmasını icap ettirecek kadar çok kullanılan kesiciler. Teferruata girmiyorum, geçelim. Bir hattat nasıl yazardı? Osmanlı Bakiyesi son hattatımız Hamit Bey merhum 1982'dir vefatı. O zat yazarken kalem filan elde nasıl tutulur ve bakın dizinde yazmıyor da o, ama mühendis masası gibi eğri, kendisine meyilli bir masa üzerinde yazıyor. Değiştirelim.
Efendim bu işlerde bazen altın da kullanılır. Altın gördüğünüz gibi varak altınlar var. Bir de ezildikten sonra hiç teferruata girmiyorum. Bir kabın içinde toplanır. Ondan sonra fırça yardımıyla jelatinli su o kaleme sürülür. Yazı o şekilde yazılır. Kenarda sağda gördüklerinizde altının parlatılması için zermühre dediğimiz aletlerdir. Değiştirelim. Demin bahsettiğim sağ taraftaki mıster aleti. Bir mukavvanın üzerine satırların boyu posu her şeyi işaretlenmiş. Ondan sonra bir iğneye geçirilmiş ibrişimle sağ üstten alttan başlayıp sona gidip aşağı inip tekrar gererek bütün satır çizgileri kabartı halinde üstünde tespit edilmiş. Şimdi yazmadan evvel ahirli kağıdını bunun üstüne yağsız temiz eliyle koydum mu hatta şöyle bir bastırdım mı bütün bu çıkıntılar ibrişimin kabartıları kağıda geçer ve hattatta o kabartıları takip ederek yazısını düzgün yazar. Soldaki kıtalar içindir ilgilendirmiyor bizi. Değiştirelim. Ve bir hattat dizinin üstünde nasıl yazar? Rahmetli hocam Necmettin Okya'ya da rahmetler olsun. Bu vesileyle o yazarken çekilmiş bir resmi. Bu kadar galiba. Ha, işte bu da yazı altlığı. Hani bunun üzerine kağıdı koyar, dizine o şekilde. Yoksa insanın dizi yuvarlaktır, yazı yazmasına imkan olmaz. Değiştirelim. Bir de kağıt eskiden çok kıymetli olduğu için kağıt makasları kesici kısmı çok uzun tutularak ayrıca yapılmıştır. Efendim bunlar da kağıt kesiminde kullanılır. Şimdi burada bir yazma Kur'an-ı Kerim görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'lerde ben nasıl kağıda geçirildiğini falan mıstara anlattım ama kağıt üzerindeki yeri de aşağı yukarı yazı sahası bir kere kitabın sırtına yakın tutulur. Üç tarafı, dış tarafı geniş bırakılır. Çünkü zaman içinde yıpranma payı olarak kalması lazım o kısımlara. Ve bir de haşiye yazılacağı zaman o kısımlara yazılır. Bu yazı sahası aşağısı 4 ise yukarıya doğru 7'dir. Yani bir birim alırsak diyelim ki satırların boyu yani yazı sahasının boyu 4 santim yukarısı 7 santim olacaktır. Bu böyle bir ölçü var. Efendim şey içinde yine eskisinde dursun yüksekliği içinde yazı sahasının ölçü takriben kitabın eni kadardır. Bilmem anlatabildim. Şey varsa üstünden anlatayım. Çünkü ben dahi anlamadım söyleyeyim. Yok. Ha şimdi şöyle söyleyeyim. Şeyin sayfanın hayır sayfa değil. Yazı sahasının yüksekliği takriben kitabın yatay olarak boyu kadardır. Ona ayarlanmıştı. Şimdi herhalde anlatabildim. Evet. Evet. Bir başka bir Kur'an-ı Kerim. Bunlar hep yazmalar. Fakat bu Kur'an-ı Kerim'in bir hususiyeti var. Bizde Kur'an-ı Kerim basılması uzun müddet şey girdikten sonra da yapılmamıştır. İşte o zaman litografya filan başladı bizde ve ama Kur'an-ı Kerim hiçbir surette yazılmamış. Hala yazma musaflar tercih edilmiş. Basılmamış yani söyledim. Ve bizde Sultan Aziz'in son yıllarında basılan bir Kur'an-ı Kerim vardır. O bizde ilk olmuştur. Şekerzade Mehmet Efendi'nin Mustafa. Çünkü 3. Ahmet kendisini Medine'ye gönderip Şeyh Hamdullah'ın bir Mustafa'nı takliden yazmasını istemiş. O da yazmış gelmiş. Bu Yeni Cami Kütüphanesi'nde neredeyse 2 asır durmuş. Bizde basılacak ilk Kur'an-ı Kerim olarak bu seçilmiş ve
aslında çok uygun bir şekilde fevkalade güzel basılmış. Hatta bir 60 nüshası ahirli kağıt üstüne basılmış. O mükelaya, vüzeraya hediye edilmiş o zamanlar. Evet. Yine bir yazma eseri, bu Kur'an-ı Kerim değil, efendim bir icazetname, onun hatime sayfası. Burada talik ile yazılmış bir divançe. Ve böylece de bitti galiba. Efendim çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hocama kıymetli bilgilerinden dolayı biz teşekkür ederiz. Osmanlı'da hatta dair, hatta yazılmış yazılara dair, kitaplara dair malumatımızı, var olan malumatımızı özellikle Necmettin Hoca'dan duyduklarını da Uğur Hocam kaydediyor, yazıyor, bize aktarıyor. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Malum bizde genellikle bilgiler malum ilan edilmez kabilinden pek anlatılmaz. Uğur Hocam sağ olsun bunları yazıya döktüğü için biz de istifade etme imkanına erişiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Uğur Hocam konuşmasının sonlarında şeye doğru geldi, matbaaya doğru geldi. Biz de buradan Muharrem Bey ile devam edip Sufiler matbaada nerede duruyor sorusunun cevabını arayalım. Biraz matbaacılık tarihimizle ilgili aykırı diyebileceğimiz yeni bilgiler içeren bir okuma yapıyor Muharrem Bey. Buyurunuz. Evet, kıymetli Hazrun, öncelikle ben İLEM'e teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda programı hazırlayan eski dostum, 98'den 97 yılından beri tanıdım. Berat Hocama da teşekkür ederim. Böyle bir imkan sunmuş oldu. Açıkçası burada söyleyeceğimiz şeyler geçtiğimiz aylarda bir makale olarak neşredildi. Osmanlı Araştırmaları Dergisi'nde. Fakat daha geniş bir mecrada ses bulması adına önemli bir imkan. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Başlık olarak şöyle bir başlık koymuştuk. Berat Hocam bir başlık düşünür müsün dediğinde ben Operatör Türk Dervişleri diye bir başlık düşündüm. Malumunuz biraz tasavvufla alakalı özellikle Osmanlı dönemindeki tarikat zümreleşmeleri üzerine çalışanlar artık bir kült haline gelmiş. Ömer Lütfü Barkan'ın Kolonizatör Türk Dervişleri makalesini hatırlayacaklardır. Ondan mülhem olarak ben kolonizatör değil de operatör Türk Dervişleri deyimini seçtim. Haddi zatında makalenin, neşredilen makalenin başlangıcı, daha doğrusu başlığı böyle değil ama bugüne mahsus olarak böyle bir başlık koyalım dedik. Bunun esbabı mucibesi de şu aslında, operatör belki üçüncü, dördüncü anlam olarak matbaacılıkta mürettipliğe verilen, yani dizgiciliğe verilen isim. Aslında matbaacılığın en önemli kısımlarından bir tanesi olan mürettiplik, operatörlük şeklinde tanımlanır. O yüzden ben operatör Türk dervişleri dedim. Bunu dememin sadece şiirsel bir kafiye uyumu arz etmesinden dolayı değil, aslında Ömer Lütfü Barkan gibi Türk tarihçiliğin zirve noktasına ulaşmış, zirvelerinde bulunmuş bir büyük tarihçinin aslında pek de o makalede tespit edemeyeceğimiz birkaç cümlesi üzerine ben bunu söylüyorum. O da şudur, ilk dönem Sufiler, Osmanlı Sufileri, Abdalar Rum diye siz bunu tarif edebilirsiniz. Genelde kolonizatör olarak tanımlanmıştır. Çünkü gittikleri yerlerde hali ve boş toprakları şenlendirmişlerdir. Bağ ve bahçecilik yapmışlardır. Derbent teşkilatında yani güvenliği sağlayıcı önemli bir unsur olarak bulunmuşlardır. Ve toplumsal bir fayda üretmişlerdir. O yüzden kolonizatör demeyi tercih etmiştir merhum Barkan. Fakat bunu söylerken de makalenin 3-4 yerinde ısrarlı bir şekilde ben bunları söylüyorum ama bu söylediklerim 19. asır Osmanlı dervişlerini istihab etmez, kapsamaz.
içermez şeklinde aslında sosyopolitik bir yorum getirmiştir. Yaşadığı dönemin politik aksından, politik çerçevesinden etkilenmiş bir yorumdur. Ve bence haksız bir yorumdur. Ben biraz haddimi aşmayayım ama Ömer Lütfi Barkan hocamıza bu noktadan bir eleştiri getirmek isterim. Çünkü son dönem sufilerine, Osmanlı tasavvuf dünyasındaki dervişlere baktığınız zaman tamamen tüketici olduklarını iddia etmek onlar açısından çok büyük haksızlık olur. Hatta son dönem savaşlarını bile ele aldığınız zaman sırf Kırım Savaşı'na binlerce müridiyle katılan, Rusya 93 Harbi'ne binlerce müridiyle katılan biz tarikat şeyhleri biliyoruz. Bu açıdan da onları bir kıyas yapmak mümkün olabilir. Evet, ben özellikle konuya gelmek istiyorum bu vesileyle. Matbaa malumunuz neden geç geldi gelmedi, bunlar artık çok demoda olmuş tartışmalar. Bunlara ben girmenin zahit olduğunu düşünüyorum. Ve bunları da açmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü istinsah geleneği olan bir toplumdan geliyoruz. Ve işte Lale Devri'nin sonlarına doğru İbrahim Müteferrika'nın getirdiği matbaa da aslında ilginç bir tesadüftür bu. Öyle de yaklaşabilirsiniz. Musahliklerden bir tanesi Galata Mevlevi Hanesi'nde şeyhlik yapan Musa Efendi'dir. Şeyh Musa Efendi'dir. Yani aslında ilginç bir şekilde matbaanın başlangıcında da bir sufi, bir mutasavvıfa rastlamak mümkündür. Öncesi nasıl diye kısa bir girizgahla tekrar konumuza dönelim. Öncesi aslında tabii ki Uğur hocamlar çok daha bu işi güzel anlatabilirler. Ben de çok kısa bir şekilde söylemek isterim. Hattatlık yapan, müstensihlikle geçimini idame ettiren pek çok sufiye rastlamak mümkündür. Pek çok şeyh efendinin kitap telif ettiğini biliyoruz. Bunlar arasında tefsir, fıkıh, hadis, hatta tıbba dair yazılan risaleler de biliyoruz. Ve yine tekkeler içerisinde özellikle asitane dediğimiz merkez tekkelerde kütüphane olduğunu biliyoruz. Hatta malumunuz merhum Gölpınarlı Konya Asitanesi'ndeki kataloğu neşretmiştir. Oradan kitap çeşitleri hakkında bir fikir edinmemiz de mümkün olabilir. Bugün İstanbul'un manevi merkezlerinden biri olarak kabul edilen Hüdayi Asitanesi dediğimiz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin bulunduğu tekkedeki kütüphaneyi de biliriz. Kendisinin 100'den fazla eser oraya bağışladığı, vakfettiği söylenir. Bunların listesi de bir kısmını mevcuttur. Dolayısıyla yani sufilerin matbaa öncesinde de kitapla ciddi bir şekilde ülfet kesbettiklerini söylememiz mümkündür. Tabii burada Berat Hocam biraz ilgi çekici bir şekilde tarif ettiği matbaa meselesine ben gelmek isterim. Matbaanın Selen Camisi'ne baktığımız zaman özellikle 2. Mahmut döneminde 1820'lerden itibaren tekrar canlandırıldığını görüyoruz. Yani Patron-ı Halil isyanıyla birlikte tevakkuf devri, 3. Selim'le beraber yeniden bir ihya hareketi, Selimiye taraflarında kurulan matbaayı biliyoruz. Kabakçı isyanıyla beraber tekrar bir tevakkuf devri ve 1820'lerden sonra 2. Mahmut'un yine gayretleriyle ortaya çıkan matbaacılık faaliyeti, devlet tarafından desteklenen matbaacılık faaliyeti. Özellikle Tanzimat'tan sonra bu faaliyette bir artış gözlemleniyor ve 1840'lardan itibaren Taphane-i Amire şöyle bir usul geliştiriyor. Herhangi bir müteşebbis dışarıdan Taphane-i Amire içerisindeki aletleri işlettirme hakkına sahip. Yani gerekli sermayeyi verdiği takdirde istediği kitabı bastırabilme, istediği kitap derken elbette denetimden geçmesi koşuluyla o kitabı bastırabilme selahiyetine sahip. Bu noktada 1840'ta Yenikapı Mevlevi Ailesi Şeyhi meşhur Osman Selahattin Dede'nin yine Mevlevilik kültürü içerisinde Nesip Yusuf Dede'ye ait Rişte-i Cevahir isimde eseri matbaada bastırdığını görüyoruz. 1000 adet bastırıyor. Kendisi bir müteşebbis olarak buna tevessül ediyor. Ve yaklaşık 100 tanesini sattığını, 100 tane kadarını da işte değişik mevlevi merkezlerine gönderdiği fakat 800 tanesinin elinde kaldığını biz Osmanlı arşiv vesikalarından takip ediyoruz. Ve zarar ettiğini görüyoruz. Ve devletin müşrik eli kendisine uzanıyor ve zararını da kapatacak şekilde bir bağışla kitapları da kendisine verecek şekilde bir davranış modeli içerisinde olduklarını görüyoruz.
Asıl ilgi çekici nokta, ben çok teferruata girmek istemiyorum. Aslında hani makalede de o seyri biraz Seren Cami'den bahsettim ama biraz zahit addediyorum burada bunları anlatmak. Fakat 1857 tarihinde neşredilmiş bir nizamname var. Matbaacılığa dair bir nizamname var. Bu nizamnamenin oluşmasındaki tetikleyici unsurlardan bir tanesi, o da meşhur Sultantepe'deki Özbekler Tekkesi'nde bulunan Şeyh Abdülrezzak Efendi'ye ait bir matba, litografya, destgahı. Yani taş baskı bir matbaası olduğu tekke içerisinde ve matbaacılık faaliyeti yaptığını görüyoruz. Abdülrezzak Efendi vefat ettikten sonra bunu devlet yetkilileri oraya gelerek bedeli karşılığında yaklaşık 22 bin kuruş kadar bir bedel karşılığında o bütün destgahın parçalarını tekrar matbaa-i amireye geri alıyorlar. Daha doğrusu satın alıyorlar. Ve bunun üzerine şurada burada litograf ve destgahları bizden habersiz ve denetime tabi olmadan bir sürü şey basılıyor. Biz bunları bir düzenlemeye oturtalım şeklinde bir mülazayla, bir düşünceyle bir nizamname neşrediliyor. Biz buradan işte Sultantepe'deki, yani Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'ndeki tekke içerisinde bir matbaa olduğunu anlıyoruz. Aslında bu çok şaşırtıcı bir durum değil. Neden? Çünkü buradaki şeyh efendilerin gerçekten çok maharetli ve pek çok mesleğe sahip birer şeyh efendi olduğunu görüyoruz. Bir gelenek var orada ve o gelenek devam ettirilmiş. Ki bunlar arasında daha ileriki yıllarda gelecek olan meşhur Hezarfen lakaplı İbrahim Ethem Efendi vardır ki Türkiye'de pek çok ilke imza attığı söylenir. Oymacılıktan hakkaklığa varıncaya kadar veya torna tesviyeye varıncaya kadar pek çok alanda mahareti olduğu söylenir. Ki bu gelenek de sona kadar orada matbaacılık faaliyeti şeklinde devam etmiştir. İstanbul'da matbaacılık yapan diğer bir tekke yine bir Özbek tekkesi. Bu da ilginç. Bu da Sultanahmet'teki Mehmet Paşa yokuşundaki bugün restore edilmiş vaziyette gayet şık, güzel bir hale getirilmiştir. Sokulu Mehmet Paşa Camii'nin karşısındaki Özbekler tekkesidir. Buradaki Şeyh Efendi aslında çok tanıdık bir figürdür, simadır. Sultan Abdülhamit döneminde Orta Asya'dan Macaristan'a kadar değişik delegasyonlar içerisinde devlet hizmetinde bulunmuş Şeyh Süleyman Efendi'nin 1870'li yılların ortalarında tekkede bulunan dervişlere litografya fenni, kendi ifadesiyle, yani taş baskı fennini öğretmek istediği ve bunun için matbaa-i amireden değişik destgah parçaları veya işte madeni harfler istediği ve isteğinin karşılandığını görüyoruz. Biz bunu da resmi arşiv vesikaları içerisinde takip edebiliyoruz. Bir üçüncü tekke, bu da ilginç, aynı özellikle bir tekke, Eyüp'teki Kalenderhane. Bu üç tekkenin ortak özelliği Buhara, Semerkant ve Taşkent gibi Orta Asya'daki Müslümanların İstanbul'a geldiğinde ikamet ettikleri tekkeler olması. Ve ister istemez akla şu soruyu getiriyor. Acaba Orta Asya'da bu zamanlarda ki Müslümanlar arasında matbaacılık faaliyeti ne düzeydeydi? Tabii bu noktada ben şu an bir malumat sahibi değilim ama ileride açıkçası bunun üzerine de kafa yormak isterim. Bunu sadece bir varsayım olarak kabul etmek durumundayız şu an. Ama o kalenderhane içerisinde de bir tekkenin olduğunu yine biz arşiv vesikalarından ve bu tekkenin faaliyette olduğunu takip ediyoruz. Bu tekkelerden başka bir ilginç tekke daha var. Eyüp'e gittik. Eyüp'te biraz daha sırtlara doğru çıktığımızda bir Bektaşi tekkesi, Kar Yağdı Baba tekkesi vardır. Malumunuz 1826'da Bektaşi tekkeleri ilga edildiği zaman o tekkelerin çoğu 1850'li yıllardan itibaren tekrar uyandıklarında Nakşibendi ismiyle ortaya çıkmışlardır. Ve sadece Sultan Abdülaziz'in son dönemlerinde biraz kendilerine müsamaha gösterilmiştir açıkçası. Abdülmecid döneminde de bunu görebilirsiniz ama devletin Bektaşilik yasağı bir süreklilik olarak arz etmiştir, devam etmiştir ve Sultan Abdülhamit, 2. Abdülhamit döneminde tekrar bu yeniden canlandırılmıştır. İşte oradaki Necip Baba'nın, Bektaşi Necip Baba'nın bir matbaasının olduğunu ve bu matbaada değişik eserler bastığını biliyoruz ki onlardan bir tanesi de Cavidan'dır.
yani hurufi literatürü için çok önemli olan bir eseri, daha doğrusu Bektaşilik doktrini açısından önemli olan bir eseri veya buna mümasil eserleri Necip Baba'nın bastırdığını görüyoruz, dağıttığını ve sattığını görüyoruz. Hatta takvim dahi neşrettiğini görüyoruz ki bununla alakalı yine Osmanlı arşivleri içerisinde değişik belgelere rastlamamız mümkündür. Keza bir Rıfai tekkesi var Kıstaş'ında. Bunlar kadar belki çok aktif değil ama orada da bir matbaa olduğunu söylememiz mümkündür. Bütün bunların ötesinde bence üzerinde en çok durulması gereken asıl matbaa Şeyh Yahya Efendi matbaasıdır. Bu bir Nakşibendi tekkesidir. Nakşibendi Müceddidi ekolünden gelen bir tekkedir. Ve Edirne Kapı'da Otakçılar'da bulunan Mustafa Paşa. Şu tarafa doğru dönüyorum. Bu tarafı ihmal ediyorum. Bundan dolayı kaynaklı diyor. Siz de ihmal etmeyin. Mustafa Paşa tekkesinde ciddi anlamda bir matbaa olduğunu görüyoruz. Ve bu matbaanın müessisi Şeyh Yahya Efendi. Ve Şeyh Yahya Efendi'ye dair 1868 yılında tekkeleri kapsayan bir Ahmet Ref defteri, yani gelen giden defteri tutulduğunda ona dair doğum tarihini tespit edebiliyoruz. 1822'de doğuyor ve 1880'de vefat ediyor. Şeyh Yahya Efendi'nin orada ciddi anlamda matbaacılık yaptığını birazdan ben size çıkardığım listeyi göstererek arz etmiş olacağım. Fakat öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hatırat literatürü içerisinde Bereketzade İsmail Hakkı'nın gençliğe yakın evresinde bu matbaada musahhihlik yaptığını kendisi bizzat anlatıyor. Hatta tekkiye giden yol mezarlıktan geçtiği için sabah namazından birkaç saat önce oradan yürümesi gerektiğinden epey korkarak gittiği için Şeyh Efendi'den müsaade alıyor ve musahhihlik içinde öğlen vaktine kaydırıyor. Çünkü geceleyin mezarlıktan geçmek elbette tevahhuş ettirici, korkutucu bir şey olsa gerek. Ve Şeyh Yahya Efendi'nin yaklaşık benim gördüğüm kadarıyla 113 tane, geçenlerde bir tane daha gördüm, 114 tane ki bu en az sayı diyebiliriz ki bu sayı artabilir. Matbaasında çeşitli kitapların basıldığını görüyoruz. Birazdan ben kategorileri de size göstermiş olacağım. Fakat en ilgi çekici hususiyet, bilimsel alanda da bu matbaanın yayıncılık faaliyeti içerisinde bulunması. Madem görünüyor böyle. Evet. Değerli Azrul, bakın bu Düsturul Mühendis'in kitabı. Evet, Mustafa Fethi isminde bir zatın Edirne Kapısı haricinde Mustafa Paşa Tekkesi Şeyhi Yahya Efendi'nin matbaasında basılan bir kitaptır bu. Ve bu kitabın içerisinde bakın şekilleri de görmeniz açısından bir mühendislik kitabıdır. Mühendislik ders kitabıdır aslında bu. Levha başlığında değişik şekiller gösterilmiştir. Tam fark etmez. Evet. Yine ilgi çekici bir kitap. İlaveli Telgraf Risalesi. Dönemin en önemli teknolojik buluşlarından biri olan 1830'larda optik telgrafın Fransa'da ortaya çıktığını düşünecek olursak, 1850'li yıllarda İstanbul'a geldiğini düşünecek olursak ve Sultan II. Abdülhamit döneminde de son derece ileri bir teknolojiye ulaştığını söyleyecek olursak, telgrafçılık meselesinin bir ders kitabı şeklinde bu tekkede basıldığını görüyoruz. Bu çok ilgi çekici. Ahmet Rıfat. Bu Fihristi. Bunu geçiyorum. Bir ilgi çekici eser daha. Emsali Lokman Fî Tehsibil Eshan isminde İskender isimli bir zatın tercüme ettiği bir kitap bu. Bu kitap aslında ikili bir şekilde basılmış. Ön tarafı Osmanlıca, arka tarafı da Fransızca. Bu daha da ilgi çekici. Yani bir tekkenin matbaasında bir Fransızca kitabın dahi tab edildiğini eski ifadesiyle görebiliyoruz. Evet. Burada da bunu incelememiz mümkündür. Evet. Burada size bu kitap dağılımından
ayrıca bahsetmek istiyorum. Büyütüyoruz değil mi? Şöyle yapalım. Evet, bakın, tespit edebildiğimiz 113 kitap arasında bilim kategorisinde 6 tane kitap var. Coğrafya kategorisinde 2 tane kitap var. Bir tanesinde hard copy olarak şimdiki ifadesiyle basılmış bir halde orijinal haliyle size getirmek istedim. Bu Usulü Coğrafyayı Kebir isminde bir Fransız müellif tarafından yazılmış ve Ahmet Hamdi Bey tarafından tercüme edilmiş bir eser. Sultan Abdülaziz'in de iltifatına mazhar olmuş bir eser. Onu özellikle söylemek isterim. Burada da kendisini getirmiş oldum. 1292 Hicri olarak 1875'lerde basılmış bir eser. Edebiyat dalında 36 tane kitabın, fıkıh dalında 8 tane kitabın, hadis dalında 5 tane kitabın, kelam dalında 4 tane kitabın, mantık dalında 17 kitabın, siyerde 5 tane takvim, bu takvim basan Necip Baba'dır. Bektaşi olmasına rağmen bir Nakşi tepkesinin içerisindeki matbaada bir Bektaşi'nin kitap bastırabilmesi de ayrıca cari bir dikkattir. Tarih kitabı var 3 tane, tasavvuf kitabı 17 tane, tefsir kitabı var, usul kitabı var ve ilginç Merceim Tabbahin isminde bir yemek kitabı dahi var. Dolayısıyla burada gerçekten bu matbaada ciddi bir matbaacılık faaliyetinin olduğunu söyleyebiliriz ve 1870 ile 77 arasında basılan eser sayısıdır bu. Ortalama seneye 14 tane eser düşmektedir. Ve Şeyh Yahya Efendi'nin vefat etmesiyle başka birine matbaa kalmıştır. Ben çok bu ayrıntılara girmeyeceğim. Ama Mustafa Paşa tekkesiyle alakalı söylemek istediğim önemli bir şey var. Bu tekkenin belki matbaacılık faaliyetlerinin kolaylaşmasında Şeyhülislam'ın etkisi olmuş olabilir. Neden derseniz, çünkü bu tekkede meşhur bir Şeyhülislam Efendi Metfun. Sanırım Sultan Abdülmecid döneminde veya Abdülaziz döneminde Şeyhülislamlık yapmış Meşrepzade Mehmet Arif Efendi bu tekkede metfun. Ve yine Nakşibendi Halidi ekolünden geldiğini bildiğimiz Mehmet Refik Efendi, ki 1866'lı yıllarda Şeyhülislam'dır, kendisi için burada bir kabir oluşturmuş, fakat daha sonra Fatih Haziresi'ne gömülmüştür. Buradan şöyle bir çıkarım, bir istidlal yapmamız mümkün. Belki bu tekkenin medreseyle olan yakın ilgisi, ki İsmail Hakkı Efendi de tekke içerisinde kalıp medreselerde düzenli derse devam eden dervişlerden bahsediyor. Ve özellikle bu matbaada medresenin ihtiyacı olan kitapların basılması bu anlamda da ilginç bir yakınlığa işaret eder. Ve belki Şeyhülislamlık makamına yakın olması da Marif Nezaretinin teftiş komisyonunda bu kitapların daha rahat bir şekilde geçmesi sonucunu doğurmuş olabilir. Evet, burada da kitap listeleri var ama evet, yapamadım, kusura bakmayın. Bu 113 kitabın listesini görmemiz de mümkündür. Ben edebiyat dalında, Berat Hocam edebiyatçı olduğu için özellikle onu da bahsetmek isterim. Güzel piyesler basıldığını da söyleyebiliriz. Özellikle Muhabbet, İdbar ve İkbal, Talihsiz Delikanlı yahut Firaklı Köy Düğünü gibi piyeslerin basıldığını görüyoruz. Ve 80 günde devri alem hikayesinin basıldığını görüyoruz. Bu çeşitlilikte bir kitap basımının bir tekkede olması bence tekkelere olan bakış açımızı gösteren paradigmayı da yeniden gözden geçirmemizi gerektirici bir durum olduğuna inanıyorum. Yani modernleşme süreci içerisinde tekkelere biçilen klasik formatın bence artık geçerli olmayacağını rahatlıkla söylememiz mümkün. Oransal olarak baktığınız zaman toplam 5, 6 veya 7 civarında bir tekkede matbaacılık faaliyetinin yapılması belki istatistiki bir yoğunluk teşkil etmeyebilir, ama o dönemde İstanbul'daki salnamelere geçen tekke
sayısına, oranına baktığınız zaman 50-60 civarındadır. 50-60 civarında matbaa içerisinde ki matbaalardan 5 tanesini veya 7 tanesinin tekke matbaası olması bu anlamda bence önemli bir yekün teşkil eder. Ve dediğim gibi modernleşme sürecinin belki mütedahil daireler gibi kapsayıcı özellikleri olduğunu ve bu modernitenin yeniden üretilmesinde tekkelerin de fiili olarak bir rol aldığını biz buradan iddia edersek belki büyük bir iddia olabilir ama biz daha mütevazi bir iddiayla bu konuşmamızı hitama erdirelim diyorum. Muharrem Hocam'a biz çok teşekkür ederiz. Hem matbaaya yönelik yaklaşımımızı hem modernleşmeye yönelik yaklaşımımızı sorgulayan, yeniden sorgulamaya, yeniden bakmamızı gerektiren bir konuşmaydı aslında. Her ne kadar Muharrem Hoca matbaaya yönelik tartışmalar aslında biraz hararetini kaybetti, bir daha tartışmaya gerek yok dese de bu veriler aslında Osmanlı toplumunun hele hele Sufilerin matbaaya hiç de menfi bakmadığını, tam tersine bu işin işte operatörlüğünü, bu işin yürütücülüğünü yaptığını ortaya koyuyor. Bu açıdan bir daha o tartışmaya da dönmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, şimdi işin biraz da kağıttan taşan boyutuna bakalım. Kağıt gibi satırlar dahil olmak üzere bu satırların ötesinde yazıyla ne gibi bir bağ kurmuşuz meselesine de Cemil Hocam vesilesiyle bakmak istiyoruz. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben de İLEM'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hem bu paneli düzenledikleri için hem de beni davet ettikleri için umarım mikrofonu kırmadım. Kitap deyince günümüzde akla ne gelir? İşte böyle bir şey. Bir kenardan birbirlerine iliştirilmiş, üzerleri yazılı, kağıt sayfalardan oluşan, dışına kapak takılmış bir nesne. Tabii sayıları gittikçe artan e-kitapları unutmamalı. Onlar kağıt sayfelerden oluşmuyor. Elektronik ortamda muhafaza edilen bilgilerin bir ekrana yansıtılması sayesinde okunabiliyor. Daha eski devirlerde de sayfalardan oluşmayan, örneğin tuvar halinde kitaplar vardı. Daha da geriye gittiğimizde örneğin kil tabakalardan oluşuyordu kitaplar. Ama bu sözümü ettiklerim, biçimleri farklı da olsa aslında hep aynı kavramın değişik tezahürleridir. Oysa kitabetin birçok başka türlüsü de vardır. Çünkü yazma ve okuma edimleri, dolayısıyla da yazılı metin mefhumu çok farklı şekillerde yorumlanabilir. Örneğin her yüzeyi yazılarla donatılmış olan Süleymaniye Camii'de bir kitaptır bir bakıma. Dolayısıyla da dört bir yanında kitabeler barındıran İstanbul şehri kocaman bir kütüphanedir. Türlü türlü giysiler giydiğimizde de yazı yazmış olmuyor muyuz? Bu kez bedenlerimize. Hatta kainatın bütünü de bir yazılı metindir. Allah'ın ayetlerini bu metinden okumak da müminlerin vazifesi. Konuya yazının İslam dinindeki önemini vurgulayarak başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi hat sanatının İslam aleminde sahip olduğu merkezi yer, birçokları tarafından resim yasağına atfedilmiş, yani bu emsalsiz büyük sanat, Müslümanların istedikleri gibi resim yapmaktan men edildikleri için başvurdukları bir mecburiyet olarak görülmüştür. Yalnız Batı'da değil, İslam dünyasında da son derece yaygın olan bu görüş, birçok açıdan sorunludur, hatta yanlıştır diyebilirim. Birincisi, görsel sanatların Batı dünyasında geçirdiği evrimi norm haline getirmekte, evrenselleştirmektedir. Yani tamamen Avrupa merkezci bir bakış açısıdır. Eğer Batılı sanatçılar belirli bir dönemde temsili resim yapmayı seçmişlerse, o halde bütün dünyanın sanatçıları da karşılarına bir engel çıkmadıkça
aynı şeyi yapmak zorundadırlar bu görüşe göre. Oysa farklı kültürlerde farklı gelişmeler olması doğaldır. Nitekim Müslüman olmayan bazı toplumlarda da soyut sanatın temsili sanata tercih edildiğini görüyoruz. Örneğin Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda M.Ö. 3000 ila 2000 yılları arasında üretilen sanat şaheserlerinin birçoğu soyuttur. İslam yazı sanatına neredeyse eş değerde bir güzel yazı geleneği olan Japonya ve Çin'de de resim yasağı yoktur. Hatta onları bir kenara bırakalım. 20. yüzyılda Avrupa'nın göbeğinde ortaya çıkan empresyonizm sonrası soyut sanat akımı elbette bir resim yasağının sonucu değildir. İkincisi, resim yasağı olsa bile bir dini yasağın mevcut olması ille de o yasağa uyulacağı anlamına gelmez. Nitekim Emevi dönemi duvar süslemelerinden Osmanlı dönemi minyatürlerine kadar resmin her türlüsü birçok İslam toplumunda yapılmıştır. Hem de marjinal ve yasaklanmış bir eylem olarak değil, en yüksek düzeyde iktidarın ve seçkinlerin himayesi altında. O halde hat sanatının bir eksiklikten, temsili resim yapamamaktan çıktığı iddiası, tarihi gerçeklerle uyuşmamaktadır. Çünkü temsili resim zaten yok değildi. Bazıları diyecektir ki, temsili resim belki hiç yok değildi ama hiç olmazsa dini alanda canlı varlıkların resimleri yasaktı. Örneğin camilerde insan yahut hayvan resimleri bulunmaz. Resim olduğu zaman da İznik çinilerindeki çiçek ve yapraklar gibi iyice soyutlaştırılmıştır. Evet doğru öyledir. O halde hiç olmazsa dini yapıların, örneğin camilerin duvarlarında bulunan yazılar, acaba oralara konulması caiz olmayan resimleri ikame etmek işlevini mi görmüştür? Bu soruya da olumlu cevap vermek mümkün değildir. Çünkü cami duvarlarına yazı yazılması da zamanında tartışma konusu edilmiştir. Örneğin Yusuf bin Hasan İbn-i Mibrat tarafından 15. yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınmış olan Thimar-ı Mekasid fi Zikr-i Mesacid yani mescitlerin zikredilmesinde maksatların semeresi adlı risaleyi ele alalım. Eserin bir bölümü caminin altın veya gümüş veya resim veya renk veya yazı veyahut bunlar gibi dua edenlerin dikkatini dağıtabilecek herhangi bir şeyle süslenmesinin kerahiyeti üzerine başlığını taşımaktadır. Bu bölümde İbn-i Mibrat çeşitli kaynaklara dayanarak cami duvarlarının süslenmesine iki cihetten itiraz eder. Bunlardan ilki, İslam dininin gereksiz gösterişe karşı bilinen tutumunu yansıtmaktadır. Yazar, daha hayırlı işlerde kullanılabilecek olan paranın caminin süslenmesinde israf edilmesine karşı çıkmakta. Bilhassa vakıf gelirlerinin hiçbir surette bunun için harcanmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bir rivayete göre Hazreti Peygamber, Allah bize verdiği rızıkla taşı toprağa giydirmemizi emretmedi demiştir. Ki bu sözler İbn-i Mibrad'ın yaklaşımının temelini oluşturmuş olabilir. Risalede dile getirilen ikinci itiraz ise, özellikle kıble yönündeki duvara ilişkin olarak herhangi bir süslemenin dua eden müminlerin dikkatini dağıtacağı endişesidir. Bu görüşle bazı başka hadisleri akla getirmektedir. Örneğin Hazreti Peygamber, Hazreti Ayşe'nin evinde asılı olan üzeri resimli bir perde hakkında gözümün önünden kaldırın onu, resimleri namaz sırasında aklıma geliyor demiştir. Yani burada da resim ile yazı arasında fark yoktur. İkisinin de dua edenin dikkatini dağıtması söz konusudur. Şunu da belirteyim ki, İbn-i Mibrad'ın eseri türünün tek örneği değildir. Örneğin Muhammed bin Bahadır Ezzerkeşi'nin 14. yüzyılın ikinci yarısında yazdığı İlam-ı Sacid bi Ahkam-ı Mesacid yani mescidlere dair hükümlerin secde edene bildirilmesi başlıklı risalede de keza ibadet edilen yerlerin süslenmemesi gerektiği savunulmaktadır. Ama orada da yazı ile resim arasında herhangi bir fark gözetilmemektedir. Hatta Sultan Abdülmecid döneminde Bab-ı Meşihat dairesinde ibadethanelere yazı yazılmasının caiz olup olmadığı tartışılmış ve olmadığına karar verilmiş.
Ancak eskiden beri süren bu gelenek terk edildiği takdirde, ziyaretçilerin itikadının sarsılabileceği gerekçesiyle devamına cevaz verilmesi örfen uygun bulunmuştur. Günümüzde bazı mezhepler, örneğin Vahhabiler, duvarlara yazı yazılmasını hala tasvip etmemektedirler. O halde hat sanatının önemi resim yasağından kaynaklanmamaktadır. Peki, acaba nereden kaynaklanmaktadır? Metin, yazma ve okuma mefhumları İslam'ın içine her yönden işlemiştir. Hilkat yazılı bir metindir. Keza içinde olup bitenler de. Kelam-ı Kadim, Allah'ın hilkatini izah eden bir metindir. Engin tefsir külliyatı ise onu izah eden metinlerden oluşur. İnananlar bu metinlerin okuyucusudurlar. Üstelik kendileri de aynı zamanda birer yazıcıdır. Zira İslam aleminde siyasi, iktisadi, kültürel faaliyetler büyük ölçüde yazılı kelama bağımlı olmuştur. Gayrimüslimler arasında Yahudilerin ve Hristiyanların yeri ayrıdır. Onlar ehli kitaptır. Çünkü Allah onlara kutsal yazılı metinler göndermiştir. Pek gözde tutulan hat sanatı da sadece metni en güzel biçimiyle muhafaza etmenin değil, aynı zamanda insan eserlerinde Yaradan'ın alametini kayda geçirmenin de bir yoludur. Bir Müslüman birey elbette okuma yazma bilmeyebilir ama bir dini kültürel sistem olarak İslam'ı metin, yazma ve okuma edimlerini içermeyen bir şekilde tasavvur etmeye imkan yoktur. Übade İbn-i Samit tarafından rivayet olunan bir hadis şöyledir. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona yaz emrini verdi. Kalem, ey Rabbim neyi yazayım dedi. O da kıyamet kopuncaya kadar olacak her şeyin kaderini yaz buyurdu. O halde kalem bir bakıma Allah'ın iradesinin vasıtasıdır. Zira her şey onun aracılığıyla kaydedilmiş ve böylelikle tecelli etmiştir. Tabii bu sadece bir mecazdır. Çünkü Kur'an'da defalarca belirtildiği üzere bir şeyi dilediği zaman onun emri yalnızca ona ol demesidir. O da hemen oluverir. Ve Osmanlılar'da Hame-i Emri Kün yani ol emri kalemine yapılan atfın sebebi de zaten budur. Yine de seçilen mecazın özgür olarak yazmak fiiline ilişkin olması çok manidardır. Eğer ilahi iradenin tezahür etmesi yazan bir kalem ile temsil edilmişse, o halde Allah'ın hilkati de yazılı bir metin yani bir kitap değil midir? Gerçekten de Bediüzzaman Said Nursi der ki, Kur'an-ı Kerim, semavat ve arzın yüzlerine yazılan ayetleri tekrar ediyor. Güya Kur'an bir hafızdır. Kudret kalemiyle kainat sahifelerinde yazılan ayatı okuyor. Güya Kur'an, kainat kitabının kıraatıdır ve nizamatının tilavetidir ve nakkaş-ı ezelisinin şuunatını okuyor ve fiillerini yazıyor. Kur'an'ın 68. suresinin başında Allah belki de bu yüzden kaleme ve onunla satıra dizdiklerine diye kasem eder. Olmuş ve olacak olan her şeye ve bütün bunları mümkün kılan vasıta üzerine and içmektir burada söz konusu olan. Celaleddin Mahalli ve Celaleddin Suyuti'nin meşhur eseri Tefsir-ül Celale'ne göre bu ayetteki kalem onun levh-i mahfuzda kainatı yazmakta kullandığı şeydir. Gerçekten de Abdullah İbn Abbas'ın rivayetine göre Peygamber Allah'ın kalemi yarattığında ona yazmasını buyurduğunu, bunun üzerine kalemin derhal levh-i mahfuzu yazmaya başladığını söylemiştir. Bu tabir ise hayır, o şerefli bir Kur'an'dır, levh-i mahfuzda ayetine dayanmaktadır bildiğiniz gibi. Diğer bir ayette, kerem sahibi olan Rabbin ki kalem ile öğretendir, insana bilmediğini öğretti buyurmaktadır. Yine Kur'an'da belirtildiği üzere, evvelki peygamberler madde üzerinde mucizeler sergilemişken, Hz. Muhammed'in peygamberliğinin kanıtı Kur'an'ın ta kendisidir. İnsan eliyle yaratılmış olamayacak, katiyen taklit edilemeyecek en mükemmel mucize. Burada da kitabın ve kitabetin önemi son derece açıktır.
Kısacası kalem, yazı, yazma fiili, yazılı metin hep İslam dininin mayasındadır. İslam inanışına göre Kur'an-ı Kerim harfiyen Allah kelamıdır. Vahiy yoluyla inmiş, peygamberin katipleri tarafından kaydedilmiştir. Kur'an metninin bu ilahi kökeni Müslümanlara Allah'ın kelamını ona layık bir biçimde muhafaza etme vazifesini ve sorumluluğunu yüklemiştir. İşte hat sanatı itici gücünü tam da buradan almaktadır. Arap yazısının böylelikle yüklenmiş olduğu kutsal vazife, karşılığında ona İslam kültüründe ayrıcalıklı bir mevki kazandırmış, Allah kelamını muhafaza eden yazıya giderek ilahi bir yazı gözüyle bakılmıştır. Bu bakımdan Arap yazısıyla İslam dininin özdeşleştirilmesinin kökleri çok derinlere gitmektedir. Arap yazısı, İslam'ı simgelemek suretiyle ilahi düzenin, Allah ile hilkat arasındaki ilişkinin metonimi haline gelir. İslam aleminde binaların ve her türlü eşyanın üzerine yazı yazılmasının önemini ve anlamını işte bu bağlam içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Örneğin halk arasında çok sevilen yazı resimleri düşünelim. Bir kuş şeklinde besmele, bir ibrik şeklinde maşallah yahut bir cami şeklinde kelime-i tevhid yazmanın gerekçesi ne olabilir? Bunlar sadece resim yasağını çiğnemek için başvurulmuş birer hile işeriye midir? Hayır, bence amaçları kesinlikle bu değildir. Allah'ın ayetlerinin, yani işaretlerinin, kainatın dört bir yanına serpiştirilmiş olduğunu kabul eden bir dünya görüşü, maddi varlıkların üzerine böyle kutsal metinlerin işlenmiş olmasına kayıtsız kalabilir miydi hiç? İslami kültürlerle Arap yazısı arasında ki müstesna ilişki, şairlere ve sanatçılara eserlerini donatabilecekleri muazzam bir teşbih deryası sunmuştur. Bu zengin ve doğrudan ilham kaynağı ise varlığını ilahi vahye dayanan bir din olarak İslam'ın yazının maddi icraatıyla iç içeliğine borçludur. Ancak başka örneklerde olduğu gibi bu eserlerde de Arap yazısı sadece bir mecaz dağarcığı görevi görmemiş, aynı zamanda fiziki bedeni ve bünyeyi, onu ruhani bedene ve bünyeye dahil eden bir anlamlar ağı içine yerleştirmiştir. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadise göre, hiçbir çocuk yoktur ki fıtratı üzerine doğmasın. Sonra ebeveyni onu Yahudi veya Hristiyan veya Mecusi yapar. Nasıl ki bir hayvan yavrusunu tam doğurursa, bir tarafı kesilmiş olanını gördün mü hiç? Buradaki fıtrat kelimesi doğasına uygun, yaratılışına uygun, içinden gelen, hak dinine göre gibi anlamlar taşır. Ebu Hureyre'nin bu hadisi naklettikten sonra şu ayeti tekrarladığı belirtilmiştir. O halde yüzünü Allah'ın birliğine inanan biri olarak dine çevir. Allah'ın fıtratına ki insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yaratışında değişme yoktur, doğru din budur. Lakin insanların çoğu bunu bilmezler. Bundan da hadisteki fıtrat kelimesiyle İslam'ın amaçlandığı sonucuna varılabilir. Yani her insan, Müslüman, sözcük anlamıyla Allah'a teslim olmuş doğar. Bu da tabiatına, yaratılışına uygun olandır. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ibadet edenler sadece insanlar değildir. Göklerde olan her şey ve yerde olan her şey, yürüyenlerden ve meleklerden Allah'a secde ederler ve kibirlenmezler. Nahl Suresi 49. ayet. Görmedin mi? Şüphesiz gökte olanlar ve yerde olanlar ve güneş ve ay ve yıldızlar ve dağlar ve ağaç ve yürüyenler ve insanların birçoğu Allah'a secde ederler. Ve birçoğu da azabı hak etmiştir. Ve her kimi Allah alçaltırsa onu yüceltecek kimse yoktur. Şüphesiz Allah ne dilerse yapar. Hac Suresi 18. ayet. O halde yaratılışları icabı Müslüman olanlar sadece insanlar değildir. Hilkatin tümü böyledir. İnsanlar, hayvanlar, nesneler, Arap yazısı kullanılarak resmedildiği zaman işte bu içsel doğaları görünür kılınır. Yazı resim sanatı birçoklarının iddia ettiği gibi
varlığı zaten kuşkulu olan resim yasağını aşmanın bir yolundan, yani basit bir hile işeviyeden ibaret olmak şöyle dursun, aksine cismani evrenin ruhani altyazıları işlevini görmüştür. Röntgen makinesiyle çekilmişçesine, görünür olanın içindeki ilahiliğin ortaya çıkarılmış hali teyididir. Harf sembolizmi, Allah'ın cümle hilkatini, yani doğayı ve özgür olarak insanı, Darül İslam olarak işaretlemiş, İslam'ın asli varoluş hali ve dolayısıyla da ebediyet olduğu fikrini yerleştirmiştir. Binaların üzerindeki kitabeler de böyledir işte. Konuya ilk eğilen müsteşrikler, binalardaki yazıları, ki elbette Bani'nin adı, inşa tarihi gibi somut bilgileri itibar eden kitabelerden söz etmiyorum şu anda, genellikle sadece tezyini amaç taşıdığını, metinlerin çoğu kez anlamsız, hatalı, okunaksız olduğunu, nadiren anlam taşıyan metinler çıksa bile bunların rastgele seçildiğini, sözler içerdiğini, pek nadiren iç tutarlılığı olan bir epigrafik program oluşturduklarını iddia etmişlerdir. Oysa yüzyıllar geçtikçe kitabelerin standartlaştığını ve giderek daha tutarlı hale geldiğini gördüğümüz gibi, okunaksızlık kavramı da büyük ölçüde söz konusu kültüre aşinalığa ters orantılıdır. Çünkü nasıl bugün internet yahut SMS yazışmalarında zamanı geldikçe Türkçe harfleri kullanmadan, hatta bütün kelimeler bile yazmadan gayet rahat haberleşebiliyorsak, nasıl kısa sesli harflerin kullanılmadığı Osmanlıca metinleri Osmanlıca bilenler sorunsuzca okuyabiliyorsa, içinde ufak tefek hatalar yahut eksikler olan Arapça bir kitabeyle o kültürün içinden çıkmış biri hiçbir sorun yaşamadan okuyabilir. Camilerde, mescitlerde, türbelerde, çeşmelerde rastlanan ayetlere Müslümanların pek çoğu aşinadır, bilenler de bilmeyenlere öyledir. O halde kitabeler tezyinattan ibaret değildir, işlevleri son derece özgür bir anlamı kodlamak, ifade etmek, aktarmaktır. Yazı, anlamın zarfıdır. Nasıl bir resmi anlamak için kültürel bağlamına vakıf olmak gerekliyse, yazıyı anlamak için de içerdiği ifadenin kültürel bağlamına vakıf olmak gereklidir. Bu durumda, binaların üzerindeki yazıların da gayesi, bir yandan gelip geçenlere, mekanı ziyaret edenlere bazı mesajlar vermek olduğu gibi, diğer yandan o binaların Allah'ın mutlak hakimi olduğu kainattaki yerlerini vurgulamaktı. Çok vaktim kalmadı. Binalardan kısaca bir başka kitabet türüne, bedene geçmek istiyorum. Çünkü çevremize baktığımızda en çok göze çarpan metinlerden biri budur. Bir tarafta sünnet, dövme, delme, diğer tarafta makyaj, sakal bırakma, tüy aldırma, perhiz, egzersiz, hatta adab-ı muaşeret ve modaya kadar vücut üzerinde etkili olan, onu işaretleyip dönüştüren, toplumsal normlara ve vecibelere uygun anlamlar ve değerlerle donatan bir dizi yazma uygulaması vardır. Vücut bu suretle bir kimliğe büründürülerek toplumsallaştırılır. Yani münferit bir öğeden ziyade bir bütünlüğün bir ferdi olarak ortaya çıkar. Bir başka deyişle beden yazmaları vücudu bir toplumsal ilişkiler dizgesine bağlar ve şer'i düzen içinde ona bir yer tayin eder. Hat sanatının kuralları olduğu gibi kıyafet ve dış görünüş konusunda da dini kurallar vardır. Örneğin erkeklerin ipek giymesinin yasaklanması gibi israfa karşı kurallar, kadınların başını örtmesi gibi toplumsal cinsiyete ilişkin kurallar, İslam'ın kıyafet ve dış görünüşe getirdiği düzenlemelerdendir. Ancak bunların yanı sıra İslam, kıyafetin Müslüman ile gayrimüslimi birbirinden tefrik etmek işlevini de görmesi gerektiği savunulmuştur. Bu farklılaştırma kaideleri Kur'an'da yazılı değildir gerçi. Bununla birlikte kimi hadisler bu kaidelere temel teşkil edecek biçimde yorumlanmıştır. Örneğin Hazreti Peygamber'in şöyle dediği rivayet edilir. Yahudiler ve Hristiyanlar saç ve sakallarındaki akları boyamazlar. Siz onlara muhalefet edin. Bu hadiste onlara muhalefet edin anlamına gelen
halif uğrun kelimesi, kimi müfessirler tarafından bir Müslümanın hayatının tüm yönlerini kapsayacak biçimde genelleştirilmiştir. Peygamberin böyle geniş kapsamlı bir anlamı kastetmiş olduğuna dair açık delil yoktur gerçi. Ama müminlerin kendilerini başkalarından türlü yöntemlerle ayırt etmelerini emrettiği bilinmektedir. Örneğin, Abdullah İbni Amr İbni As demiştir ki, Resulullah beni safranla boyanmış iki parça elbiseyle gördü. Bunun üzerine, bunlar kafirlerin elbisesidir, giyme bunları dedi. Huzeyfe'den rivayet edilen başka bir hadise göre, Peygamber, İpek, altın ve kimilerine göre gümüşü haram kılmış, bunlar dünyada onlar içindir, ahirette de bizim içindir demiştir. Peygamberin ashabından Rükane ise, müşriklerle aramızdaki fark bizim kalem süre üzerine sarık sarmamızdır sözlerini aktarmıştır. Bu farklılaştırıcı kurallar da binaların üzerine yazı yazılması veyahut bir takım nesnelerin resminin Arap yazısıyla yapılması gibi hilkate Allah adına sahip çıkmak anlamına gelmektedir. Yani burada da bu kez bedeni yazmak suretiyle bedenin münferit maddiliği reddedilmekte, o bir ruhani ilişkiler dizgesi içine konumlandırılmakta ve ilahi düzen içindeki yeri vurgulanmaktadır. Kanımca alelade kitap sayfalarının dışına taşan kitabetin de asıl işlevi işte budur. Nesneleri işaretlemek, gerçek sahiplerini vurgulamak, içlerinde bulunan Allah'ın ayetlerini gün yüzüne çıkartmak. Teşekkür ederim. Evet, Cemil Bey'e çok teşekkür ederiz. Sunumun, oturumun başında yazım, niçin yazım medeniyeti olduğumuza dair çok fazla bir şey yazmıyoruz, söylemiyoruz dedim. O sözümü şimdi geri alıyorum. Cemil Bey çok şumurlu bir şekilde niçin yazım medeniyeti olduğumuzu bize anlatmış oldu. Evet, şimdi garip bir şey yapacağım. Son konuşmacı olarak kendimi takdim edeceğim. Ev sahibi olduğum için çok kısa konuşmaya çalışacağım. Ben de bugün temellük kayıtları üzerinden konuşmaya çalışacağım. Bundan yaklaşık 100 yıl önce Rus biçimcileri adlı bir grup şiir dili için alışkanlıkları kırma adlı bir yaklaşım geliştirdiler. Onlara göre şiir dili gündelik dilden farklıydı. Çünkü gündelik dilde çoğu şeyi kanıksarız ve nüktelerin farkına varmayız. Şiir dili ise gündelik dilin alışkanlıklarını kırar ve kelimelere yeni, taze bir gözle bakmamıza olanak sağlar. Sezai Karakoç da kelimeyi anlamından soyutlayıp, yani öldürüp, daha sonra onu tekrar diriltmek derken buna benzer bir ameliyeyi kastediyor olmalıydı. Osmanlı çalışmalarında da kanıksadığımız kimi bilgiler mevcut ve onları kanıksadığımız için farkına varmıyoruz. Alışkanlık kesbettiğimiz için de bunları genellikle hurde bilgi diye tesmiye ediyoruz. Bugün burada hurde bilgiden esirgediğimiz dikkatin, ehemmiyetin iade edilmesi gerektiğini dile getirmeye çalışacağım. Bunu da aynı zamanda bir kütüphanenin oluşma safhasına tanıklık etmemizi sağlayacak temellük kayıtları üzerinden yapmayı deneyeceğim. Örnek olarak da başta Kadir Bey'in takdim konuşmasında bahsettiği Carullah Efendi kütüphanesini ele alacağım. Carullah Efendi kütüphanesi bugün Süleymaniye kütüphanesinde Carullah Efendi koleksiyonu adı altında saklanmakta. Koleksiyonda yaklaşık 2200 yazma mevcut. Ben bunların bir örnek olduğu için yaklaşık 1000'i, yaklaşık değil tam 1000'i, 1000 yazma üzerinden bu çalışmayı gerçekleştirdim. Şunu da ifade etmem gerekiyor. Yapacağım bu okuma aynı zamanda biyografi çalışmalarına da aslında mütevazi bir katkı sunmuş oluyor.
Sunum esnasında bir yandan Cavla Efendi hayatı hakkında fazla bilmediğimiz bir takım malumatlar ortaya çıkmış olacak. Öte yandan Cavla Efendi kütüphanesi gibi medrese kütüphanelerinin nasıl teşekkül ettiğine dair kimi bilgiler edinmiş olacağız diye umuyorum. Vakit darlığından dolayı yani daha kısa bir sunum gerçekleştirmeyi düşündüğüm için sunuma dahil etmedim. Fakat makalede yer alacağı için ek olarak şunu da belirtmeliyim. Temelli kayıtlarında, özellikle Cavla Efendi'nin temelli kayıtlarında değişik tekniğe, değişik künyeler bulunmakta. Yaklaşık 10 değişik künye kullanmakta Cavla Efendi. Bunlar aynı zamanda Cavla Efendi'nin kimliğinin oluşma, kişiliğinin oluşma evrelerini de bize gösteriyor. Yani hangi tarihten sonra Cavrullah tekniğesini kullanmaya başlıyor, hangi tarihten sonra Ebu Abdullah demeye başlıyor kendine gibi değişik nükteler görmek mümkün temelli kayıtlarından. Ve bütün bunları en fazla 10-12 kelimeden oluşan temelli kayıtları üzerinden gerçekleştirmeye çalışacağım. Evet, temelli kayıtı derken şunu kastediyorum, şu temelli kayıtlarından bir örnek. Min el tafini amillah ela ebi abdullah abdillah veliddin carullah 1149 sene 1149 tarihli bir temelli kaydı. Ben koleksiyonunda bulunan ilk 1000 eserde pardon oraya götürüyorum. Şurayı göstereyim. Tamam. Min el tafini amillah ela ebi abdullah veliddin carullah sene 1149 koleksiyonda bulunan ilk 1000 eserdeki temelli kayıtlarına baktım ben. Tabii hepsinde bu şekilde tarih ve temelli kaydı yok. Bunların yaklaşık 531'inde bu şekilde temelli kaydı var. Bu Cavla Efendi'nin artık yerleşmiş, yani 1530'lardan sonra kişiliğinin tam oturduğu, kimliğinin oturduğu hali bu şekilde artık kullanılacak. Zaten 1149'dan temelli kaydı bu. Bunları inceledim. Dediğim gibi şu ibareleri bugünkü sunuma dahil etmedim. Bu makalede inşallah onları inceleyeceğim. Peki temelli kayıtları Cavla Efendi'nin hayatı hakkında bize neler söyler? Cavla Efendi'nin 1069 yılında Rumeli Yenişehir'de dünyaya geldiğini biliyoruz. Aynı zamanda Carullah nispesinden hareketle Mekke ve Medine'de bulunduğunu, zaten oradan dolayı Carullah Allah'ın komşusu anlamında o yüzden onu alıyor. Bir hayatın bir vaktinde Mekke ve Medine'de bulunmuş ama tam olarak hangi tarihlerde bulunduğuna dair çok fazla bir bilgimiz yok idi. Bir 15-20 gün önce Diyanet Vakfı'nın İslam Hastanesi'nin 43. cildi çıktı. Tahsin Özcan Belülü Yüklün Cavrullah Efendi maddesini yazdı. Biraz daha ayrıntılı bilgi veriyor ama yine de henüz netleşmemiş bir takım bilgiler var. Bunları temelli kayıtlarından elde etmemiz mümkün. Onları birazdan aktaracağımız size. Bu gibi ayrıntılar maalesef onun tercüme-i halinde eksik kalan yönler. Bence Cavla Efendi'nin gittiği memleketlerin izini temelli kayıtlarından sürmek mümkün. Çünkü biraz önce gösterdiğim temelli kayıtlarının kimilerinde alta işte Dimeşki Şam, fi Bağdat ya da bi harfi celiyle kullanıyor. Dolayısıyla nerede aldığını da bize söylemiş oluyor. Öncelikle o memleketlerden, o şehirlerden hareketle bir okuma yapacağım.
Şimdi memleket isimlerinin içinde yer aldığı temelli kayıtlarına baktığımız zaman toplamda 22 yazmada yer alıyor bu kayıt. Yani ilk bini için söylüyorum. İlk bininde 531 tanesinde temelli kaydı vardı. Bu temelli kayıtlarının 22'sinde de şehir ismi zikrediliyordu. Bunlardan 1105 Mekke diye bir kayıt var. Yani anlıyoruz ki 1105'te Mekke'de alınmış bu eser. Kendisi de Mekke'deydi. 1107 ve 1108, iki defa 1107, bir defa 1108 olmak üzere üç defa Şam kaydı var. 1110 ve 1142 Halep kaydı. 1110 Bağdat. 1119, 121, 132 ve 139 İstanbul kaydı ve 11 kez fakat hepsinde aynı tarih 1149 Edirne kaydı var. Şimdi Tahsin Özcan'ın da bahsettiğim maddesinde verdiği bilgiye göre Carullah Efendi 32 yaşında Mekke'ye gitmiştir. Yani 1069 doğumlu, 32 yaşında gittiğine göre 1101 olsa gerek. Ama burada da 1105'te orada olduğu anlaşılıyor zaten. Başka bir kayıtta, bu ilk bini incelediğim için onları aldım. Başka bir kayıtta, 1500'lerdeki bir kayıtta 1100'de aslında Mekke'de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla daha erken bir tarihe çekebiliyoruz ama buraya dahil etmedim onu. Ve aynı zamanda Tahsin Özcan'a göre 1110'da İstanbul'a dönüp müderrisliğe başlamış Carullah Efendi. Buradaki kayıtta da en son 1110 Bağdat görünüyor. Daha sonra 1110 civarında herhangi bir kayıt yok. Demek ki hakim kayıtlar aynı zamanda 7 yıl gibi bir süre zarfında işte Mekke Medine civarında kaldığını söylüyor. Ama tam olarak hangi şehirde ne kadar kaldığını bilemiyoruz. Belki şuradaki bilgiden örneğin 1107 ve 1108'de Şam kayıtları olduğuna göre 1107 ve 1108 yılları arasında aslında Mekke Medine'de değil de Şam'da idi diye bir bilgi ekleyebiliriz. Yine ihtiyatlı davranmak kaydıyla. Gidip gelmiş olabilir çünkü. 32 yaşında yani 1100 veya 1101'de Mekke'ye giden Carullah, biraz önce dediğim gibi aslında 1100 bu. Çünkü 1575 numaralı yazmada 1100 diye kayıt var ama burayı almadık. Tablomuza göre de 1107'de Mekke'de Şam'a gitmiş. 1108'de de Şam'da olduğu anlaşılan Carullah. Biz 1110'da muhtemelen önce Bağdat, daha sonra Halep üzerinden İstanbul'a dönmüştür. Tabi Halep'e Şam yolunda gitmiş olma ihtimali de var. Sadece bir öngörüde bulunuyoruz. Tabidir ki arada başka yerlerde kalmış olma ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor. Yukarıdaki bilgiler elbette Carullah Efendi'nin hayatı için kıymetli ama ben bu bilgileri söz konusu şehirlerde kitap almış mı sorusunun cevabı olsun diye kullanmak istiyorum. Dolayısıyla Carullah Efendi hangi yıl kaç kitap edinmiştir? Buna bakmak istiyorum. Yani bu 1000 kitap arasından 531'inin temelli kaydı var. Bu 531 tanesini yazmalara göre ben yıllara göre tasnif etmek istiyorum. Orada da şöyle bir tasnif çıkıyor ortaya. 1105'ten 1111'e kadar 14 adet kitap edinmiş, onlu yıllara göre dağıttığım zaman. 1112-1121 yılları arasında 43 adet, 1122-1131 arasında 46, 1132-41 arası 213, 1142-1151, 1151'de vefat ediyor, 215 adet. Yani ömrünün sonlarına doğru son 20 yılda aldığı kitap sayısı neredeyse diğerinin bayağı %70'i, 80'i falan. Bu 1105-1111'de 14 diye görünüyor. Bunun 6'sı da aslında 1111'de
Yani 1105 ile 1110 arasında aldığı kitap adedi aslında 8. Dolayısıyla tahmin, yani bu bilgi olmasaydı bizde Bağdat, Şam, Halep, Mekke, Medine'den kitap edinmiş olduğunu varsayabilirdik ama bu bilgi bize aslında o kadar kitap edinmediğini söylüyor. Aynı zamanda bunu yıllara göre de ben tablo halinde verdim. Burada kimi yıllarda, yani hepsini okumayacağım, sadece kimi yıllarda dikkatimizi çeken kimi unsurlar var. Onları aktaracağım. Görün diye biraz yavaş gidiyorum burayı. 1135'ten sonra özellikle kitap alımı artıyor. Fakat 1145, 46 ve 47 tarihlerinde önceki ve sonraki yıllara göre kitap alımı nedense düşmüş. 145'te 4, 46'da 0, 47'de 5. Bunun muhtemel nedeni bana göre o yıllarda kendi medresesini inşa ettiriyor olması. Dolayısıyla para oraya gidiyor. Yani bu yıllarda Carullah Efendi Edirne'de kadı ama İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Camii'nin cembinde hemen yanında medrese inşa ettiriyor. Dolayısıyla çok maliyetli olsa gerek, o yüzden ekstradan kitap almıyor. Bu aynı zamanda ilk başta 11 tane temelli kaydın hepsinin de Edirne'de 1149 olmasını da bize açıklıyor. Yani o yıllarda Edirne'de Carullah Efendi. Daha önceki bilgilerimize binaen, aynı zamanda Tahsin Özcan da bunu yazıyor. Feyzullah Efendi Medresesi'nin bir odasında bulunuyor 800 tane kitabı. Bu 800 kitabı oraya vakfediyor 1134 yılında. Bu da enteresan bir bilgi aslında. Yani bir nevi depoya veriyor saklaması için. Ve bu bir şartlı vakıf. Daha sonra 1100 kendi şeyini, medresesini inşa ettirdikten sonra onları geri alıyor. Kendi kitaplarının içine. Çünkü bunu şeylere de sordum ben, fıkıhçı arkadaşlara da sordum. Ben böyle bir şey mümkün mü? Vakfettikten sonra geri almak şartlı vakıf olabiliyor imiş. Son olarak bir medrese kütüphanesi nasıl oluşura örnek olsun diye Carullah Efendi Kütüphanesi nasıl oluştu? Ne gibi yollarla kitap taşındı, geldi bu kütüphaneye? Birkaç yolla örnek, yani bu ilk bin eser içinden ulaşabildiğimiz birkaç örneği size aktaracağım. Birincisi, kendisi istinsah ediyor. Koleksiyonun içinde kendisinin müstensih olduğu kimi eserler var. Bu çok doğal bir şey aynı zamanda. Yani sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi o dönemlerde kağıt pahalı. Matbaa üretime başladıktan sonra bile kitap aslında pahalı. Yani ilk kitaplar yazmadan neredeyse daha pahalı. Dolayısıyla kitap edinmek çok kolay değil. O yüzden istinsah etmesi makul geliyor. Bir başka yol, müzayedelerden ve sahaflardan kitap almak. Buna dair kimi kayıtlar var. Hatta kimilerinde üzüldüğünü, yani kitabı alamadığını, müzayedeye gidiyor, çok istiyor eseri almayı ama eseri alamamış. Daha sonra işte başka bir şehirden aynı eser ona geldiği için seviniyor. Ona dair bir not düşmüş. Oradan ediniyoruz o bilgiyi. Bizim için çok önemli başka bir bilgi. Kendisi yazdırıyor. Üçüncü kitap edinme yolu. Yani katip tutmuş, müstensih tutmuş birine. Şurada en altta onu söylüyor.
istekte ve huvası katılıyor diye onu söylüyor. Yani ben bunun bunu yazdırdım, yazdırılmasını istedim ve sonra kendim kontrol ettim diyor. Bunun gibi birkaç kayıt daha var. Anlaşılıyor ki, tabii şeyini bilmiyorum, bir kadı Osmanlı'da ne kadar maaş alır onu ve o maaş günümüzde neye tekabül eder tam bilemiyorum ama demek ki katip tutacak, müstesih tutacak kadar parası var istediği bir kitabı edinebilmek için. Bir diğer kitap edinme yolu bağışlar. Şu kayıtta da kızım, Carlı Efendi, Efendi'nin kızının, kızı Hatice Hatun'un bu kitabı vakfettiği yazılıyor. Carlı'nın kızı Hatice Hatun bunu vakfettiği Ebu'l-Feth Sultan Mehmet Camii'nin yanında inşa edilmiş kütüphaneye kondu. Aynı zamanda kütüphanenin nerede olduğunu da bize söylüyor. Bu bilgi de çok önemli çünkü Carlı Efendi kütüphanesi gerçekten var mıydı? Bir tartışma konusuydu yakın zamana kadar. Çünkü bunu hizane kelimesi daha önce kullanılıyordu. Burada da hizane kelimesi kullanılıyor. Hizane Osmanlı Türkçesinde dolap anlamında kullanılır. En fazla mahzen anlamında kullanırız biz bu kelimeyi. Dolayısıyla kendi medresesinde bulunan bir dolap ya da bir mahzen olabilir mi şüphesi var idi. Zaten kendi medresesinin yeri şu anda yok. Fatih Camii'nin hangi kapısı? Börekçiler kapısının hemen solunda tavsif ediliyor yeri. Ama şu anda yok tabii. Yola gitmiş zamanında. Sonra Arapça'da hizane kelimesinin Araplar tarafından bildiğimiz kütüphane anlamında kullanıldığını öğrenince bunun kütüphane olduğunu, kimi kayıtlarda da benaha kelimesi kullanılıyor. Yani bina etti, inşa ettirdiği anlamında. Orada artık kâni olduk ki bir kütüphaneye sahip. Biz bir kayıt daha, başka bir eser, yine Hatice Hatun kitabı vakfetmiş. Bir kaydımız daha var ama onu buraya almadım, şundan dolayı almadım. İntikal yoluyla, miras ve intikal yoluyla kitap edinme ama bunda biraz temkinliyim. Şöyle bir not var ama bu ilk bindeki yazmalarda yok. O yüzden buraya almadım. Başka yazmalarda 1489 numaralı yazmada var bu not. Kendi hocasından ona kalmış kitap. Muhtemelen hocasının hocasından ona kalmış. Hocası Arapzade Abdülvahhab. Onun da hocası Katip Çelebi. Bu bilgiyi de bize veriyor. Dolayısıyla tarihi bilgiler de çıkıyor bu tarz notlardan. Son olarak koleksiyonun içinde 20'ye yakın, yani 16 olduğunu sanıyordum. Tahsin Özcan bunun 20 olduğunu yazdı. 20'ye yakın kendi telifi var. Dolayısıyla telif ederek de aynı zamanda kitap edilmiş oluyor. Bunu da eklemek gerekiyor. Evet, temelli kaydımız sadece tarihinden ve şehrinden hem Carlı Efendi'nin hayatı hakkında hem de edinmiş olduğu kitaplar hakkında bu tarz bilgiler edinmek mümkün. Dediğim gibi bunu biyografi için de kullanmayı düşünüyoruz. Yani biyografi yazarları şu ana kadar özellikle Osmanlı'da temellük kaydına bu gözle bakmayı düşünmediler. Bundan sonra temellük kaydına biyografinin eksik yönlerini tamamlamak için de bakmamız gerekecek diye düşünüyorum. Şeyi de başta da belirttiğim gibi tekniğe kısmı, yani künyesindeki bir 10'a yakın farklı künye var. Onları da inşallah makalede
eklemeyi düşünüyorum. Bu sunuma onları dahil etmedim, fazla sıkmayayım diye. Peki, teşekkür ederim. Bitiş konuşmasını da ben mi yapacağım? bitiş konuşması soru-cevap. Evet, kıymetli hocalarımıza sorularınız varsa... Var mı? Yani buna doğrudan delillendireceğimiz bir şey yok, onu baştan söyleyeyim. Kalide yok ama hani hatıralardan da yazan anladığımız kadarıyla sipariş üzeri olan şeyler bunlar. Yani özellikle büyük bir kısmın medresenin ihtiyacı olduğu için muhtemelen Şeyhülislamlık üzerinden medreseler malumunuz Şeyhülislamlığa bağlı, Meşahat Dairesi'ne bağlı. Bu sipariş onlara geliyor olabilir. Ama bununla beraber bu bilimsel eserlerin de veya daha değişik edebi eserlerin de yine aynı kanalda olabilir. Sipariş usulü geldiğini söyleyebiliriz. Yani tekkenin kendi içerisinde böyle bir ihtiyaç var. Biz bu ihtiyacı karşılayalım şeklinde bir düşünce olduğu kanaatinde değilim. Ama her yönüyle dışarıdan da iyi gelse bir tekke içerisinde bu tarz bir faaliyetin olması bence çok sıra dışı bir hadise. Teşekkürler. İnceliyor. Yalnız şuraya ben onları eklemedim. İlgini yani o arada dikkat çeken herhangi bir temellük kaydı varsa onun bilgisini verebilirim. Yani bütün o 2200'ün temellük kaydı her birinin hangi ilim dalına ait olduğunun bilgisi listeler halinde elimizde mevcut. Dolayısıyla şeyin de aynı zamanda projenin de sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Yani hangi ilim dalına ait kitap diğerlerine göre niçin daha fazla ya da niçin daha az? Buna mukabil üzerine düştüğün notlar aynı oranda az mı veya çok mu? Dolayısıyla Cavla Efendi'nin o ilim dalına dair bilgisini de oradan ölçebiliyoruz aynı zamanda. Şöyle, özellikle Özbekler Tekkesi'nin, Sultanahmet'teki Özbekler Tekkesi'nde Şeyh Süleyman Efendi'nin kendi dervişlerine o litografya fenini öğretmek için istediği matbaa parçalarını biz devletin devrede ettiğini görüyoruz. Yani matbaayı amirenin verdiğini görüyoruz. Yani 156 kilogram kadar madeni harfi mesela içerisinde olduğu bir şey var, sipariş listesi var. Bu sipariş listesini görüyoruz arşiv vesikalarından. Bu matbaa-i amireden onlara tahsis edilmiştir. Dolayısıyla o özel ölçekte dışarıdan, yani devlet tarafından desteklendiğini söylemek mümkün. Ama bununla beraber bağımsız bir müteşebbes gibi de düşünebilirsiniz bunu. Şeyh Yahya Efendi matbaasının açıkçası başlangıcında böyle bir destek alıp almadığına dair bir veri yok. Ama Şeyhülislamlıkla bizzat
Meşrepzade Mehmet Arif Efendi'nin orada metfun olması bile aslında Şeyh Yahya Efendi'nin Meşarp Dairesi'yle olan ilişkisini gösterir ki oradan da destek aldığı sonucuna gidebiliriz. Yüksek ihtimalle devlet tarafından finanse ediliyor olabilir ama şöyle söyleyeyim, son devir tekaya ve zevayası aslında devletle çok daha içli dışlı ve organik bir hale getirilmiştir. 1826'dan sonra kullanılan Efkaf-ı Humayun tekkeleri ister istemez devlete çok daha yaklaştırmıştır. Dolayısıyla tekkeden, devletten bağımsız hareket edebilen tekke sayısı çok azdır. Ama bu onların bu şekilde başka bir yerlerden fon bulamayacakları manasına da gelmez. Çünkü Hinterland'daki, arka plandaki dervişlerinin veya muhibbanının muhakkak desteklerini alabilirler ama bu matbaa meselesinde görebildiğimiz birkaç örnek üzerinden devletin desteklediğini söylemek daha makul görünüyor şu an. Mail adresinizi alabilirsem evden bakıp gönderirim. Yani şu anda ezberimde yok ama kaynağıyla size söyleyebilirim. Uğur hocamıza bir sorum olacak da, öncesinde kendisi kağıdın senecanından bahsetti. Bugün hala Afrika'da, özellikle ben Sudan'da mesela müşahede ettim, hafızlık yapan öğrenciler kağıt üzerinden değil hala tahta kullanıyorlar. Ve bu çok marjinal bir tutum değil orada. Bile isteye böyle yapıyorlar. İktisadi sebepleri de var ama kendilerince başka izahlar da getiriyorlar. Bunu bir paylaşayım istedim. Diğeri de hocam bu mistarlardan bahsettiniz, satırlıklardan. Şöyle bir gelenek olduğunu biliyorum, yanlış da biliyor olabilirim. Dini kitaplarda genellikle tek satırlar, la dini kitaplarda çift satırlar tercih ediliyor. Yani mesela bir fıkıh kitabı yazacak ise veya tefsir veya hadis 19, 21, 17, 15... Ama sahil kitaplar olursa, bir hendese veya edebiyat, çift satırlar. Bu misallardan yola çıkarak bunu size teyit ediyor musunuz hocam? Benim bildiğim Kur'an-ı Kerimlerde tek satır üzerinde durulur. Ama la dini kitaplar için bir araştırma yapmadım, ne desem boş. Önümdeki coğrafya kitabı matbaa gerçi, matbu kitap ama 29 tek satır. Şimdi ben Uğur Hocam'a bir de malum ediyorsunuz sorayım. Şimdi Uğur Hocam'a anlatırken şöyle bir anı olmuş bende. Sadece Osmanlı'da sanki kitapları sadece hattatlar yazıyormuş gibi bir şey. Ben yaklaşık olarak biraz Süleymaniye Kütüphanesi'nde çalıştım. Özellikle fevait mecmuaları var ki yani okumanız neredeyse mümkün değil. Yani bu kitapları biz nasıl okuyacağız? Hadi hattatların yazdığını çok rahat okuyoruz. Hakikaten güzel yazmışlar. Ama onun dışında hattat olmayıp da yazılmış yüzlerce, binlerce kitap var. Yani bunların üzerine ayrıca çalışılması gerekmiyor mu? Muharrem Hocam'a da soracağım soru şu. Matbaaya şeyin öncülük ettiğini söyledi, tekke ve zavirlerin önemli bir şey. Fakat şu da akla soru olarak geliyor. Özellikle 2. Meşrutiyet'ten sonra Osmanlı'da çok ciddi bir gazete ve dergi basımı var. Yani bu tekke ve zaviyelerde, gazete ve dergilerde basılmış mıdır? Teşekkür ederim. Efendim, kitap yazımında iki yol var. Biri sanatlı yazmak, bu hatatların işi. Efendim bir de müstensi, nessah veya nasıh denilen sadece istinsah işine uğraşan ki çokluk onlardadır. Efendim bir grup var, bir zümre var. Bunlarınki de okunaklıdır. Çünkü eğer Arapçayı yanlış telaffuz etmiyorsam Hüsnül Hat
ma yukra diye bir söz vardır. Güzel yazı, okunan yazıdır. Ama sizin bahsettiklerinizin çoğu belki müellif geçinen şahsın kendisi tarafından yazılan şeyler. Yoksa müstensillerde onların yazdıklarında okunması esastır. Başka türlü ona iş verilmez. Hani bu neye benzer? Şey çıktığında matbaa en fazla 70 baskı yapılıyordu Gutenberg zamanında. Sonra kalıplar tahta olduğu için dağılıp gidiyordu. Ama o kadar zaman ve aylar sürüyordu bunun basılması da, bizim müstensihler o kadar zamanda 70 değil 700 tane çıkartabilirlerdi. Çünkü ordu halinde çok fazla. Sizin dedikleriniz herhalde şahısların kendileri tarafından yazılmış olan özentisiz şeyler. Benim söyleyeceğim bu kadar. Benim baktığım dönem 1870'li yılların içerisi. Abdülhamit dönemine, Hicabdülhamit dönemine kadar da sarkıyor. Ama İkinci Meşrutiyet sırasında tekkelerdeki matbaa faaliyetinin devam etmediği kanaatindeyim. Belki Özbekler tekkesine ayırabiliriz. Ben rastlamadım. Pek de o gazetelerin bu tarz tekkelerde çıktığı kanaatinde de değil. Ama bakmak gerekiyor. Tutarsanız duyulur. Hafızlıkta cüzü önce ilk sayfaları sonra cüzün hani son sayfalarını ezberliyor demişti. Acaba yani kağıdın biçimi bizim bu hız etme yöntemimizi etkilemiş olabilir mi? Hayır. Şimdi yazılı biçimi. Evet. Ben bunu söylerken hatta birinci, ikinci sayfayı yazdıktan sonra dokuzu onu yazıyor manasında söylemedim. Orada bırakıyor o işi, ikinci kağıda geçiyor, oradan devam ediyor. Onun arkasına yazıp üçüncü kağıda geçiyor. Çünkü kağıtların iç içe konması başka türlü mümkün olmaz. Ki sonunda ciltte o cüzler bir araya getirilip dikilsin. Şey bu. Yoksa orayı bırakıp oraya geçmek böyle bir şey mevzu bahsi değil. Hatta o kadar dikkat ediyorlar ki o işe bir hata işlememek üzere. Şimdi mesela Hafız Osman gibi sanatlı olarak çok mükemmel yazan hattatlar Kur'an-ı Kerim'i yazarken hareke ve secavet işaretlerini, tevakkuf işaretlerini koymuyorlar. Bütün metni harf olarak bitirdikten sonra İkinci defa harekelerini için kontrol etmiş oluyor. Sırf kontrolü sağlamak maksat. O da bittikten sonra tevakkuf işaretleri için mürekkep, kırmızı mürekkeple devam ediyor. Bu kadar titizleniyorlar. Bütün buna rağmen yazma musaflarda az da olsa hata çıkabiliyor. İnsanoğlu zaten hatasız yaratmamış diyeceğim Cenab-ı Hak. Evet, buyurun efendim. Herhalde tahmin bu. Yine mühendis masasına benzer bir masa üstünde, yani kalkmış vaziyette kendisine 90 derece açıyla görünen bir tahta üzerinde yazıyordu diye düşünüyorum. Geçmişte de mi böyle hocam? Yani bundan... Esas başka türlü sığdıramaz, imkan yok. Hani mesela son devirde Hattat Halim Özyazıcı celi yazıları sofasına yayar kağıtları,
kendisi de ayağına yün çorapları giyer, üstünde dolaşarak cili yazı yazardı ama o başkasının yapacağı bir şey değildi. Ona mahsus bir kabiliyet. Evet, başka sorumuz yoksa evet, hem değerli konuşmacılarımıza hem de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, vakit ayırdınız. Hayırlı akşamlar dileriz.